Et Resulü Rabbina bilhak sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyna Muhammed ve ala aleyh. Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyna Muhammed ve ala aleyh. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyna Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Euzü billahi s-semi'ül alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike mine mezatü şeyatayn. Ve'udü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Fîhâ yufraku kullu emrin hakîm. Emran min indina innâ kunnâ mursilîne rahmeten min rabbike innehu huve's-semî'ul alîm. Sadakallâhu'l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ânil-azîm. Ve bârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve estağfirullâhe'l-hayy'l-kayyûm. Hassantukum bil-hayy'l-kayyûm illezî lâ yemûtü ebedâ. Ve defa'tu ankum es-sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-alîl-azîm. Gecelerin Kadir gecesinden sonra en büyüğü olan Beraat gecesindeyiz. Hem de Cuma gecesine rastlamıştır. Bundan dolayı iki bayram bir araya gelmiştir. İnsanların iki bayramı var. Meleklerin iki bayramı var. İnsanlar uyurlar, onun için bayramları gündüz olur. Melekler uyumazlar, onun için bayramları gece olur. İnsanların bayramı Ramazan-ı Şerif ve Kurban-ı Şerif'tir. Meleklerin bayramı Kadir Gecesi ve Beraat Gecesidir. Onun için şu mübarek gece meleklerin bayramı. Ama Cuma gecesine de tevafuk etmesi vesilesiyle bizlerin de bayramına denk gelmiştir. İki bayram cem olmuştur. Allah Teala dostlarının bayramına ilhak eylesin. Amin. Amin. Bu gecenin ibadetleri çoktur. Namazları uzundur. Vazifeleri çoktur. Kaza ve kader gecesidir. Başımıza bir sene gelecek bela ve musibetlerin def olması için dua gecesidir. Hayırlı rızıklar, helal rızıklar, bolluk bereketler için dua gecesidir. Bu gece konuşmaya değil, amele çok önem vermek lazımdır. Bundan dolayıdır ki ben çok uzun bir sohbet yapmak istemiyorum. Çünkü geceler çok kısadır. Geceler kısa olduğundan ibadete vakit kalmıyor. Bundan dolayı 100 rekat namaz dahi gecede yetişme imkanı bile pek gözükmüyor. Onun için yarınki günden de yardım alınarak gündüz çok uzundur. Bu namaz tamamlanabilir ama birçok faziletli ameller Şaban Şerif kitabında yazdım. Birçok hadis-i şerifleri orada göz attım. Yani hakikaten farklı namazlar değişik rivayetlerde vardır. 100 rekatı kılamayanlar için. Kısaca temas edeceğiz gecenin faziletine. Ama mühim olan yatsıyı cemaatle kılmak, sabahı cemaatle kılmaktır. Yatsıyı cemaatle kılarsak yarı geceye kadar ibadet etmiş sevabı Sahih-i Müslim hadisinde sabittir. Sabah namazında da cemaatle kıldığımızda ki sabah namazı bu cuma sabahı olduğu için hem beraat sabahı hem cuma sabahı çok acayip bir sabahtır yarın bu sabah. Bundan dolayı bütün gece ibadet yazılır. En tembel adam bile, en gevşek adam bile bunu yapmalıdır. Yani yatsı için cemaatle kılmadan çıkmamak lazım. Yer bulamayan sırta secde eder. Ona göre ayarlarsınız. Cemaatsiz kalmayın, yatsıyı cemaatsiz kılmayın. Sabah namazına da cemaata çıkın inşallah. Ve böylece gecemiz ihya olsun, mübarek olsun. Allah'ımız Celle Celaluhu bu mübarek gece hakkında Duhan suresinde فِيَا يُفْرَقُوا كُلَّ اَمْرٍ حَك۪يمٍ. Her önemli iş o gecede fark edilir, ayrılır yani. Birbirinden ayrılır, fasledilir. Dosyalar halinde görevli meleklere teslim edilir. Buyuruyor. Emran min indina, katımızdan önemli işler. Eceller, efendim, nikahlar, hacca gidecekler, ondan sonra vesair, yağmurlar, mahsuller, bereketler veya bereketsizlikler, seller, yeller, harpler, zelzeleler. Bak neler oluyor işte şimdi. Musul'u işgal ettiler. Efendim Allah rehinelerin kurtulmasını nasip etsin. Irak üçe bölünüyor. Görüyorsunuz göz göre göre artık. Efendim bizim de etrafımızı kaşıtmaya başladılar. Belliydi zaten. Bağıra bağıra geliyordu bu işler. Kaç senelerdir konuşuyoruz. Etrafımız ateş çemberi. Çember daralıyor.
Çember bize doğru daralıyor. Yani Allah Türkiye'yi işte ulemanın, evliyanın hürmetine yaşatıyor. Ama tabii onlara da gereken saygı ve tazim yapılmazsa Türkiye'nin de başına gelecekler olabilir. Bundan dolayıdır ki Allah'a sığınıyoruz. Bu gece çok dua etmemiz lazım. Vatanımız, milletimiz, ehli sünnet ümmetimiz için. Çok. Bak Suriye'deki harp bitmedi. Mısır'dakiler, adamlar kesilecek kurban gibi bekliyor. İdam kararı çıkmış. Libya öyle. Efendim, Doğu Türkistan'dan tut Yemen'e kadar. Her yer karışık. Bunların hepsinin kararı bu gece, bir daha seneye kadar kim öle kim kala, nerede harp çıkacak, ne olacak, hepsi yazılıyor. Şimdi bu geceki dualar belaları geri çevirebilir. Çevirir, kesin çevirir. Ama kimin hakkında tutar bu? Kimin duası kabul olur? Kim burada? İşte Bursa'da yaptığımız geçen sohbette işte Berat gecesi af olmayacaklar. 22 madde bilen sayıldı. İnşallah içimizde böyle bir günahlar olmaz. Bunlara tevbe ettik. Bir tevbe istiğfar yaparız. Geçmişi silgi çekeriz inşallah. Harpten kaçmış bile olsa diyor yani. Ekberul kebair. 7 en büyük günahtan biridir. Harpten kaçmış bile olsa bir istiğfarla affedilecek istiğfar var. Ama tam pişman olacağız inşallah. Güzel bir tevbe ederiz inşallah. Bir uzun bir duası var Evliyaullah'ın. Abdülkadir Geylani Hazretlerimizin var. Diğer bazı meşayihim var, Yemen meşayihinin. O duaları da ben okurum artık, amin dersiniz. Ne yapalım, kendinize oku diyorum. Yani ki çoğunuz Arapçayı da yanlış okuyorsunuz. Beraber ederiz inşallah. Sonu güzel duayla biter inşallah. Gecede ibadetle ihya olur. İnşallah. Birkaç hadis-i şerif rivayet edelim. Raşid bin Said radıyallahu anh rivayet ediyor. Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. Bu gece hem de salavat gecesidir. Hem cuma gecesidir. Hem salavat ayet-i kerimesi. Çok büyük gece. Yani Şaban Şerif'in ortası, bütün hayırların, kemalatın, tecellilerin ortası. Bu geceki tecelli Allah-u Teala'nın zatının tecellisidir. Sıfatlarıyla, fiilleriyle olan tecelliden azamdır. Daha büyüktür. Öz zatı tecelli ediyor işte. Alabilene ne mutlu. Hiç böyle bir tecelli yok yani. Kabe-i Muazzama'ya da özel tecelli bu gecedir. Senede bir kere Rabbim özel bir bakış yapıyor Kabe'ye, bir kere hususi nazarı var. Bu gecedir o nazarı daha da. Müminlerin kalpleri oraya kaynıyor. Allah bize de işte umremizi kolay etsin, kabul etsin. Hepimize de tekrar tekrar nasip etsin. İnşallah. Fileyletin nısmı Şaban. Şaban'ın 15. gecesi. Yuhillahu ila melekil mevt bi kabzı kulli nefsin yuridu kabzaha fi tilke sene. O sene canını almak istediği kim ise onların listesini Azrail aleyhisselama bildirecek. Bu gece bildiriyor. Bakalım bu seneye geldiğimize göre geçen senenin dosyasında yokmuşuz. Ama o arada kimler gitti? Şimdi bir daha seneye kadar dosyada kimler var? Allah iman selameti nasip et. İkrime radıyallahu anh büyük müfessir yine bu ayet-i kerime tefsirinde buyuruyor. Şaban'ın 15. gecesi senenin işleri muhkemleşir. Bir senelik dosya görevlilere tevdi edilir. Diriler ölüler belli edilir. Hacıların isimleri kaydedilir. Artık bu sene hacca kim gidecek, kim gidemeyecek, bir eksik bir fazla olmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, tukda'u la acal min şaban la şaban. Eceller Şaban'dan Şaban'a kesilir. Hepimizin ecelimiz. Ve hatta inne racule leyenkihu ve yuledu lehu kad haraca ismuhu fil mevt. İki gün evvel düğünü olan vardı. Geçen hafta düğünü olan var. Bu gecede belki de düğün yaparlar. Millet belli olmaz. Kandil, mandil. Yani kandilde de düğün olur. Olmaz diye de bir şey yok. Haram değil, mekruh değil ama ibadetle uğraşmak zamanıdır. Şimdi adam evlenir. Kiminin de çocuğu olur. Kimi bugün çocuğu olan var. Şu saatlerde doğan var, sevinen var, üzülen var, ölüsü var. İşte geleni var, gideni var. Velakin bu gece adı ölüler ve kad haraca ismuhu fil mevta. Bu gece adı ölüler listesinde çıkar. Onun haberi olmadığı için o kalkmış horon eder. Halay çekiyor, horon ediyor. Halbuki listeye baktı Ezrail aleyhisselam, onun adı var orada, bu sene gidici. Şimdi dua etmek lazımken ne tepişiyorsun ya? Ne tepiniyorsun? Oynayacak zaman mıdır ya? Bu gece saniyesi
Altınlarla alınmaz ya. Bütün borsalar alamaz yani saniyelerini bu gecenin. Aman boş geçirmeyin. Dünya kelamı yok hiç. Birbirinizi meşgul etmeyin Allah rızası için. Birbirimizi meşgul etmeyelim. Namaz, dua, zikir. Az 3.30'da bitiyor gece. Buçuğa da peki varmıyor ya. Çok kısa. Ama kısada da işini yapan yapar. İşini yapamayana 9 saat gece olsa yine tutturamayan tutturamaz. Biz isabet alacağız inşallah. Evet. Siz kim sohbetlere devam ediyorsunuz? Mevlası mahrum etmez. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evet en çok orucunun Şaban ayında olmasının hikmetinde de ne zikrediliyor? İşte ecelim geldiğinde yarınki gün orucu özellikle önemlidir. Çünkü bu gece yarınki gün oruç tutma niyet ediyor musunuz? Evet. He? Şimdiden niyet ettiyseniz yarınki gün orucuna bu geceden ne saylıyorsunuz? Oruçlu saylıyorsunuz. Onun için bu gece sizin eğer eceliniz, amellerimiz Mevla'ya gösteriliyor. Bir senelik ameller gösteriliyor. Kabul edecek mi, reddedecek mi? Oruca niyet ettiyseniz yarına, orucunuzu acıyıp kabul eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi böyle. Ecel geldiyse bu sene, bu gece dosyada adınız geçer. Adınız orada çıkarken, Said mi ölecek, Şakî mi ölecek? İmanlı mı gidecek, imansız mı ölecek? En büyük tehlike. Son nefes, ondan sonra da ebedi ya cennet ya cehennem. Ebedi, sonu yok. Bura bitti işte. Gidiyoruz ahirete. Orası sonsuz. Onun için yarına oruca niyet edenler için tek gün tutulur. Onu da söyleyeyim. Hani illa cumartesi eklemeniz şart değil veya bugünü tutmuş olmanız şart değildi. Çünkü hadis-i şerifte bir gün için oruç tutun buyuruluyorsa o gün özeldir. Yarın için bu emir vardır. Emir derken vacip demek değildir. Kuvvetli sünnettir. Yarın oruca niyet ettiğiniz için bu gece eceliniz geldiyse yani isminiz kayıtta bu sene ölecekler arasına geçtiyse Allah size ölürken lütfuyla muamele yapacak inşallah. O orucun hürmetine inşallah. Hasta olanlar, tutamayanlar onlar niyetleriyle sadaka verirler, hayır yaparlar ve böylece önemli meseleler bu gece karara bağlanır ve rızıklarla ilgili dosya Mikail Aleyhisselam'a teslim edilir. Ne kadar yağmur yağacak, ne kadar mahsul bitecek. Şimdi Abdullah Hoca geldi ordudan, fındık yok diyor bu sene. Öbür tarafa gidiyorsun, vurdu dolu. Öbür tarafa gidiyorsun, vurdu sel. Seralar, meralar gitti. Bunların hep dosyası kimde? Mikail Aleyhisselam'da. Bir daha seneye kadar yerden kaç ot bitecek, gökten kaç damla inecek. Hepsi hesaplı. وَمَا نُزِلُوا اِلَّا بِكَدَّرٍ مَعْلُمٍ Biz gökten ancak belli miktarla indiririz buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Belli miktar. Mevla'nın bir yağdırıyor bir yere, kimse damlasını, tonunu, tonajını ölçemiyor. Bir yere. Bütün dünyaya yağacak. Bir sene. Hepsinin ölçüsü belli mi? Belli. Mevla hesapsız iş yapmaz. Hesap, hesap, hesap. اَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ Güneş hesapla, ay hesapla, felekler, melekler. Bir tek hesapsız biz. Ayarımız kaçmış. Yatacak zamanda kalkarız. Kalkacak zamanda yatarız. Yiyecek zamanda dururuz. İftar edecek zamanda efendim etmeyiz. Oruç tutacak zamanda yeriz. İnsanın ayarı kaçmış. Harplerle ilgili dosya Cebrail Aleyhisselam'a. Allah'ın bu mübarek gece hürmetine. Vatanımızı, İslam vatanlarını, ehli sünnet vel cemaat menzillerini, konaklarını, evlerini, ocaklarını Allah harplerden uzak eylesin. Amin. Amin. Ya Rabbi bu gece çok dua edelim. Önümüzdeki şey karışık. Önümüzdeki birkaç ay karışık. Seçim, ondan sonra genel seçim, seçime endeksli. Orayı karıştırıyorlar, burayı karıştırıyorlar. İçeriği, dışarıyı. Yani bütün oyun neyin üzerinde dönüyor? Ehli sünnetin üzerinde dönüyor. Sorun ehli sünnette. Ehl-i sünnete zarar gelsin diye gavurlar birleşmiş. Şia ile de birleşmişler. Ya Allah. Adam geldi bak İran Cumhurbaşkanı adam Esed'i tebrik ediyor ya. Utanmak lazım ya. Kafandaki sarıktan da utanmıyorsun. Çenendeki sakaldan da utanmıyorsun. Sarık sakal adamı adam etse onu adam ederdi işte. Ya nasıl tebrik edersin bu kadar kadının ırzına geçiren? Bu kadar insanları yakan cayır cayır 3-4 seneye gidiyor. Bütün milleti öldürdü kesti bu zalim sen.
Zerre kadar imanı olan bunu tebrik eder mi ya? İşte ona ortaktır. Bütün yaptıklarına ortaktır. Ayet hadis böyle natıktır. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ehli sünnetin ehli sünnetten gayrı dostu yoktur. Bizim yolumuz ehli sünnet yoludur. وَاَنَّا ذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا Benim yolum dosdoğru budur. فَتَّبِعُوا siz bu yola uyun. Diğer sapık mezhepleri bırakın. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ Yollara uymayın. Yani onu söylemiyor. Yahudi Hristiyanı demiyor burada. O yollar 72 fırka. Mutezile, Cebriye, Kaderiye. Kader yok diyenler. İşte Mustafa İslamoğlu kafaları. Hayrettin Karaman gibi Muaviye'yi sevmem kafaları, sahabeyi sevmeyenler vesaire vesaire vesaire. İçimizdekilere bakalım biz şimdi. İçimizdekilere. Bunları yüzünden bize de bela geliyor. Allah bunları ayıklasın içimizde. Allah bizi saf kanı ehli sünnete çevirsin. Amin. Yollara uydurmasın. Amin. Yoldan ayırmasın. Amin. Amin işte bak bu geceki aminler tutar. Bu geceki tecelli ağır bu gece. Taşıyamaz herkes bu gece tecelli. Bak gecenin 1/3'ünden sonra başlayacak tecelli başladı şimdi. Fark var. Berat gecesinin farkı var. İnne Allah Teala yenzilu fiha li gurubi şemsi ile semaid dünya. Tirmizi hadisinde. Güneş batar batmaz işte daha 1 saat oldu şimdi. Ezan okunalım. Güneş batar batmaz Mevla'nın tecellisi en yakın semadan gelir. 7 kat semadan değil. En yakın semadan bize yağmaya başlıyor. Güneş batar batmaz. Bu başka gecelerde ne zaman başlıyor? Ta 1'den 2'den sonra başlıyor. 1'de başlıyor diyelim. 2'ye doğru. Bu gece ne zaman başlıyor? Başladı. Şu anda seher vakti hükmünde. Şu anda eftal vakit hükmünde. %100 kabul edilen saat hükmünde. Bütün gece öyle şimdi. Böyle bir gece var mı ya? Hadis-i şerif de Tirmizi de geçiyor yani. Zelzeleler, yıldırımlar, yer çöküntüleri, hasifler, mesihler falan. Kulların amellerini zapt eden evrak. Bir de 1 sene biz ne yapacağız? Mevla şimdiden biliyor mu? He? Biliyor. Ama melekler sağa sola kayda geçiyor mu? Geçmiyor. Ne zaman? Günü gelince, yapınca geçiyor. Ama 1 senelik yapacağın şimdiden belli mi? İyilik isteyelim Allah iyiliğe muvaffak etsin. Birinci kat semanın görevlisi meleğin adı nedir? İsmail aleyhisselamdır. Peygamber olan değil. Bu meleğin adı İsmail'dir. O meleğe o dosya veriliyor. Hastalıklar ve ölümlerle ilgili kayıtlar Azrail aleyhisselama ölüm meleğine teslim ediliyor. Allah Teala Hazretleri onu bize en güzel surette irsal eylese. Amin. İman müjdesiyle Beşairul Hayrat dedikse. Geçen hafta dedik sonra kitap bulunmamış biraz. Bilmiyorum niyetler matbaada geciktirmişler falan. Var diyorlar şimdi inşallah var. Beşairul Hayrat. Ne anlattıksa geçen? Ölüm meleğin geliyor. Ölüm anında 2 melek geliyor. Kelime-i şehadeti telkin ediyor. Şeytanı kovuyor. Neler neler ne müjdeler. Bu salavatlar. 30 tane salavat-ı şerife 5 dakikada okunur ya. 5 dakikada okunur. Müjdeler. Bu son çıkan kitap. Beşairul Hayrat. Hayırlı müjdeler olsun. Allah Teala bu gecemizde bize lütfu keremiyle muamele buyursun. Amin. Şimdi efendim Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerif İbn-i Mace'de var. Tirmizi dedim belki o Tirmizi'de var. Ben Tirmizi'de de biliyorum ama burada İbn-i Mace kaydetmişim. Beyhaki kaydetmişim. İnanana İbn-i Mace'de yeter. İnanmayana Kur'an bile yetmez. Cehennem yeter. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Zekanet leyletü nusfü min Şaban'e. Şaban'ın 15. gecesi olduğu zaman yani bu gece. Fekûmû leyla. Geceyi namazla ayakta geçirin. Kıyam. Namazın fazla işte onun için 100 rekat meselesi var. Veya diğer namazlarda olsa kazası olan kazaya ağırlık verse kıyam yani namazda geçirin. Ve sumu yevva gündüzünü oruçlu geçirin. Fe innallâhe tebârek yenzilu fiyâ li gurûbi şemsi ile semâ'i dünya. Mevla tebâreke ve teâlâ. Güneş batar batmaz 1. kat semaya rahmetini indirir. Şu anda özel bir rahmet tecelli 1. kata indi. فَيَقُولَ لَا مِنْ مُسْتَغْفِرُ فَاَغْفِرَ لَهُ Bağışlanmak isteyen var mı affedeceğim? Şu anda diyor bunu. Ya Rabbi bağışlanmak istiyoruz ya Rabbel Alemin. Bak şu anda seher vaktindeki nida başladı. Güneş battığı için onun için saat beklemeye lüzum yok. Her zaman istiğfar olur ama şu an seher vaktidir. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ اَوْلَى سَحَرْ Seherlerde af isteyenler. Önemi var seherin. E şimdi seher vakti gibi
Var mı af isteyen affedici? Şimdi o büyük Allah'tan af isteyeceğiz. Ondan başka ilah yok. Gerçek hayat ona ait. Gerçek yönetici o. Ona tevbe edeceğiz. Geçmiş günahlardan hep pişman olduk. Hiç kar etmedik, hep zarar ettik. Dönüş yapacağız. Buyurun. Cemi hatalarımızdan. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el azim ellezî la ilâhe illâhu el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Dönüyorum sana ya Rabbi. Af istiyorum ya Rabbi. O da şimdi buyuruyor ki af isteyen var mı? Denk geldi mi? Getirmek meselesi. Bütün küçük büyük ne günahlarımız varsa. Cemî hatalarımızdan. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim ellezî la ilâhe illâhu el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Cemî'i hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim ellezî la ilâhe illâhu el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Bunu bir kere daha okusa Ebu Davud hadisinde bir kere de yetiyor. Diğer Tirmizi'de falan 3 kere şartı var. Biz 3 yaptık. Sağlam olsun. Gufira lehu zunubu kulla, bütün günahları bağışlanır. Acaba şimdi küçük günahlar mı kastediliyor? Ve inkâne kad ferra minezzâhû. 5 vakit namaz bile büyük günah affettiremiyor. Küçükleri affettiriyor. Hac bile büyük günah affettiremiyor. Allah Allah. Hadis-i şerif var. Ama bu istiğfara ne konmuş? Şu zikre bak ya. Vele zikrullahi ekber. Allah'ın zikri her şeyden büyük. Bunda da diyor ki ve inkâne kad ferra minezzâhû. En büyük 7 günahtan biri harpten kaçmak. Onun için en büyüğünü söylüyor. Harpten kaçmış olsa bile, yani gavurluktan sonra o gelir diyelim. Harpten kaçmış olsa bile bağışlandı gitti. Nasıl bir şey bu ya? Bu yatarken de var Tirmizi hadisinde 3 kere okunursa. Yatarız kalkamayız. Defteri kapatmak lazım. Temiz gitmek lazım dosyayı inşallah. Bütün mesele şuur. Allah var Celle Celal. Onun gözetimi altındayız. Devamlı af istemek lazım. Elami müsterzikun ferzuka. Rızık isteyen var mı? Vereceğim. Rızkı bu gece yazıyor. Bir sene canın çıkacak para kazanmak için. Gel bu gece dua edelim. Bir sene işleri kolay edelim. Bu gece yatıp aşağı rızık istemezsek ondan sonra kayadan şey koparı gibi canımız çıkar. Rızık isteyelim. Nasıl isteyelim? Şimdi ne anlattım size? Kitapta da söyledim, dergide de söyledim. Derginin 74. sayfası. Lale Gül'ün. Hepinizde var. Ya da ortalıkta var yani. Alırsınız. 74. sayfasında. Burada da kitapta da duasının sayfasını bakarız. Bilen varsa ezberden söylesin. Şaban kitabından. Burada ne yapacağız? 6 rekat namaz kılacağız. 2 rekat, her rekatta 6 kulüvallah. Ondan sonra bir Yasin Şerif okuyacağız. İlk işimiz bu olsun. Yatsıdan sonra. Bu Yasin Şerif ne niyetle okuyacağız? Efendim, ömrümüze bereket. İnşallah ecelimiz bu gece yazılmaz. İlk iş bunu yapalım. Bir daha seneye kalırız inşallah. Niye? Yaşamakta fayda var. İyiysek iyiliği artırırız. Kötüysek tevbe imkanı buluruz. Fırsat kazanırız. Birincisi ömrümüze bereket gelsin. Hayırla yaşayalım. O sonra kalkacağız. 2 rekat daha kılacağız. Her rekatta 6 kulü Allah'a had. Namaz bitti Yasin Şerif. Ne niyetle okuyacağız? Rızık bolluğu için okuyacağız. Yasin ne niyetle okunursa hele bu gece bitti. Ya bir Yasin Şerif ne demek biliyor musun? 10 kere Kur'an-ı Hatim sevabı var. 10 kere hatim. Bir Yasin. Hep af olur. Kalkacağız tekrar 2 rekat kılacağız. 6 kulü Allah'a okuyacağız. Namazı bitireceğiz bir Yasin Şerif daha. Niyet tutacağız. Yasin lima kuriyetle, ne niyetle okursan. Zemzem lima şurubele, ne niyetle içersin. Ebu Yazza lima kusudele. Bir de Ebu Yazza diye bir evliya var. Mağrib'de Fas, Merakeş tarafında. O da ne niyetle ziyaret edersen. Böyle 3 tane mesele var. İkisi hadistir, birisi Evliyaullah'ın sözüdür. Hadis değil, sonuncusu hadis değil. Şimdi efendim, Yasin Şerif okursun. Ne niyetle? Bir sene gelecek belalar gitsin, defolsun, üzerimden kalksın, savuşsun. Sevdiklerini de katarsın, bilmiyorum. Hele bir kendini kurtar bakalım. Ondan sonra onlara da dua edersin. Üzerine bela gelirken
kaza kader çıkmış yola, senin de bu Yasin'in çıktı yola. Ve inne dua vel bela le'atelican le'amri kıyame. Hemen o dua kapıyor, paratonel nasıl yıldırımı kapıyor, kapıyor ve onu senin başına kıyamete kadar indirmiyor. Bitti, o bela kalktı senden. Halbuki geliyordu, yoldaydı. Dua kaptı onu, kaptı. Füce kaparlar var ya, dua kapar. Bu Tirmizi hadisinde de geçer. Efendim, bu dua nedir? Bu duayı da 10 kere okuyoruz. Derginin 74. sayfasında, kitabı demediniz. 195. Kaç? 195. 195'miş. Şaban Şerif kitabı olanlar, evlerinde, yanlarında dergi olmaz, kitap olur. Yani kitap olmaz, dergi olur. Neyse. Mühim olan amel edilmesi. Bu gece, bu gece. Yarına kalmaz bu iş. Bu gece oldu, oldu. Olmadı, yandı. 10 kere de o dua okunuyor. O duanın manasını geçen Bursa sohbetine detaylı verdim. Tercümesi de dergide her yerde yazıyor. Maksat nedir? Ya Rabbi, bu geceki en büyük tecelli hürmetine, 15. gecedeki zat tecellisi hürmetine beni ezelde kötü, şakî, imansız ölecek, mahrum, rızkıdar, bela musibet başından kalkmayan bir adam olarak yazdıysan bile, sen buyuruyorsun ki Allah yemhullah maşa ve isbit, Allah dilediğini siler, dilediğini tutar. Fazl-ı kereminle bu gecede rızkımın darlığını kaldır, bedbahtlığımı kaldır, mahrumiyetimi kaldır diye dua ediyoruz. Yok eğer ya Rabbi beni katında hayırlı yazdıysan orada sabit kıl, şerli yazdıysan oradan sil, hayırlılar arasına, hayırlara muvaffak, rızkı bol ve imanlı ölecek dostların defterine ilhak eyle. Amin. Amin diyorsun. 10 kere okunuyor bu dua. Arapçası da var, Türkçesi de yazılmış. Bu gecenin şeyi Evliyaullah'ın İmam Murtaza Zebidi vesaire Evliyaullah, meşayih bunu tecrübe etmişler ve denemişler. Bunu yapan bela bulmayacak inşallah. He? Bela gelir bazı kere ama zarar vermez inşallah. Gelse de ne yapmaz? Zarar vermez. İmanımızı almaz. Efendim, bazı musibetler geliyor hepimize. Ama biz vazifemizi yapalım. Duamız bulunsun. Belalara karşı dualarımız hazırda, siperi sahika paratonel vazifesi görecek şekilde füze kaparlarımız ne olsun? Kenarımızda bulunsun. Duamız olmasa Allah bize 5 paralık itibar etmez. Ona yalvarıyoruz diye bizi seviyor. Kurban olduğum yalvarılmasını istiyor. Vermeyi seviyor çünkü. Herkes istenince kızıyor, o istenmeyince kızıyor. E şimdi bu gece dua etmeyen, bana bir sene ne yaparsan yap, umurumda değil der gibi bir hareket sergiler. Bu çok yanlış olur. Ela min müptelen, başına bir bela gelmiş olan var mı içinizde? Hastalık, musibet, şer, borç vesaire. Fe'afiyo, afiyet vereceğim. Ya Rabbi afiyet istiyoruz ya. Dinimiz hakkında afiyet ver. Dünyamız hakkında afiyet ver. Ailemiz hakkında afiyet ver. Malımız hakkında afiyet ver. Vatanımız hakkında afiyet ver. İslam vatanları hakkında afiyet ver. Sevdiklerimize afiyet ver. Ehli sünnete afiyet ver. Belaları kaldır ya Rabbel Alemin. Amin ya Rabbel Alemin. Ya afiyetten daha üstün bir şey dünya ahiret istenmemiştir. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Kadir gecesine de rastlasam, Berat gecesine de rastlasam, tek bir şey istesem afiyet isterim buyuruyor Ayşe annemiz radıyallahu teala. Ela keza ela keza hatta yatlu al fecru, imsak olana kadar şunu isteyen yok mu, bunu isteyen yok mu, bu nida devam edecek, hiç kesilmeyecek. Fe la eselu hadun illa utiye, kime ne ve isterse mutlaka verilecek. Ancak şirk koşan, ancak tenasülü zuyla zina yapan, ancak içki içmeye devam eden, ancak ana babasına isyan eden, ancak heykel tıraşlık yapan, yani canlı sureti çizen, kazıyan, yani resim çizen değil de kazıyan heykel vesaire vesaire, onları Allah bizi o günahlardan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Tamam şimdi inşallah. Evet. Ayşe annemiz buyurdu radıyallahu teala anha, bir Şaban'ın 15. gecesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle beraber bir pikenin altında yatıyorduk. Onun altından sıyrıldı gitti. Ben düşündüm belki diğer hanımlarından birine mi gitti? Evde arıyorum. Evde ne kadar? 3 metre mi? 2 metre? 4 metre? Bizim gibi evleri yok.
evde arıyorum yani, ışık yok ya. Işık yok diye tabii nerede acaba? Baktım ayağım ayaklarına değdi. Ayağım ayaklarına değdi. Kendisi secde değil. Bu Hanefi mezhebin delilidir. Hanımına değersen abdest bozulur mu Hanefi'de? İşte. Efendimiz secdedeydi. Bozulsaydı namazı bırakması gerekirdi. Anladın mı? Hanefi'nin çok delilleri var, sen merak etme. Ondan sonra efendim orada dualar etti. O dualarında sallallahu aleyhi ve sellem bu dualar önümüzdeki sayfelerde geliyor. Arapçaları var. Ya Rabbi işte çok günahkarım. Allah Allah. Bu elimle ne suçlar işledim diyor. Allah Allah. Secedeleke sevadi, karaltım sana secde etti. Ve amenevke fadi, gönlüm sana iman etti. Fadi yedi ve maceneytü ve alâ nefsi. İşte bu elimle ne suçlar işledim, senin huzuruna geldim. Ya azim urcali külle azim. En büyük günahları affetmek için ümit edilen büyük Allah. Ya azim ey büyük Allah. İğfir iden bel azim. Büyük günahları bağışla. Bunları artık secdede yapmak için ezbere bilmek lazım. Siz de bu kadar ezberi şimdi tutturamazsınız. Türkçede secdede okunmaz. Namazdan sonra yaparsınız. Namazdan selam verince namaz aralığında yaparsınız. Bu sünnettir bu gece bu dua. Çok da kısa yani uzun değil. 3-4 satır bir duadır. Efendim burada ilerideki sayfelerde bu duaların sayfaları gelecek. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı. İki secde arasındaki dua yaptı. Bir daha secdeye vardı. İkinci secdede dualar yaptı. Dedim ya Resulallah. Sen ne vadidesin ben ne vadideyim. Sen Allah'la berabersin. Ben de kıskançlık şeyine girdim yani. Nereye gitti, nereye geldi? Ey Hümeyra! Emâ te'alemin en nâdî leyletün usulün Şaban. Bilmiyor musun bu gece Şaban'ın 15'idir? Allah! İnnellâ fiyâdî leylet utegâ minen nâr bi gader-i şâriganem kelp. Araplarda en çok koyunu olan kelp kabilesi. Dağları aşmış koyunlar. Her yer koyun dolu. Kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısınca bu gece cehennemden beraat alacaklar var. Dedim ya Resulallah niye kelp kabilesi? Dedi Araplarda onlardan fazla koyunu olan yok. Ama içkiye devam eden, ana babasının meşru isteklerine karşı gelen, zinaya devam eden, Müslümanlarla ilişkiyi kesen, söz taşıyan bazı şeyler saydı. Onlara burada beraat yok. Daha birçok hadis-i şerifler evvelce okudum size. Ben bazı duaları duydum sizden. Bugüne kadar duymamıştım. Ezberledin mi? Ezberledim. Teallemînne ve allimînne. İyi ezberle, iyi belle. Onları millete öğret. Fe inne Cibril aleyhisselam emarani en ezkurevni ureddiddevni füssücûd. Secdede tekrar etmemi Cibril bana emretti. O duaları sayfa veririm birazdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar ayakta oturarak kıldı. Ayakları şişti. Ödem su topladı. Devamlı ayakta çok dururdu da. Ben de ayaklarını ovmaya başladım. Dedim anam babam sana feda olsun. Canını çok yoruyorsun. Geçmişin geleceğin bağışlanmadı mı? Senin bir günahın yok ki. Allah sana böyle iyilik etmedim. Allah seni en yüksek makamlara çıkartmadım. Ey Ayşe doğru söylüyorsun. Efelâkün abden şekûrâ. Allah'ın bana yaptığı iyilik kimseye yapılmamış. O zaman en çok şükrü benim yapmam lazım değil midir? İşte mesele bu yani. Bu gece nedir bilir misin? Fiyâ yüktebü kullu mevlûd min beni âdem. Fiyâ değil sene. Bu sene doğacak bütün çocuklar bu gece yazılır. Bu sene ölecek bütün cenazelerin atları bu gece yazılır. Ameller bu gece bir senelik ameller Mevla'nın huzuruna yükseltilir. Ve bu sene bir senelik rızıkların kaderi iner. Bir sene yiyeceğin, içeceğin, kazanacağın bu sene, bu gece iner. Dedim ya Resulallah. Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez mi? Dedi. Mâ mine hadin yedhulul cennete illa bi rahmetillah. Kimsenin ameli cenneti kazanmasına yetmez. Allah acımasa kimse cennete giremez. Sen de mi? Elini başına koydu. Ben de. İllâ en yetegammedeni Allahu minu bi rahmet. Allah bana da acıyacak da beni cennete koyacak. Kainatın efendisi bile amelim yetmez diyor. Bizim o zaman amellerimiz cennete girmek için değil. Biz rızayı kazanmak için gayret edelim. Mevla razı olduğu kuluna cennetten başka bir yer zaten vermez. Anladınız mı? Biz rızasını kazanalım, vazifemizi yapanlardan olalım.
Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Erba'u leyalin leyalihinne ke eyyaminne ve eyyamunne ke leyalihinne. Şimdi biz üzüldük. Gece kısa. Bak müjde geldi. Dört gece var, gündüzü gecesi gibi, gecesi gündüzü gibi. Allah Teala onlarda yapılan duaları kabul eder, canları cehennemden azat eder, bol mükafatlar lütfeder. Kadir gecesi ve sabahı, gündüz akşama kadar. Berat gecesi bu gece ve sabahı. Yani yarın güneş batana kadar. Oo, vaktimiz çok arttı ya, dua vakti. Ama siz yine geceye önem verin. Arefe gecesi, hangi arefe bu? Kurban Bayramı'nda arefe gecesi. Ve sabahı. Cuma gecesi ve sabahı. Çift dikiş oldu. Dörtten ikisi burada. Beraat ve cuma gecesi. Her sene bir araya gelmez. Bir daha seneler hep bu araya gelmez. Yarın Allah'ın izniyle af olmayan, bu gece af olmayan daha ne zaman af olacak ya? Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerif. Beş gece ibadetle geçirene menahiyel leyaliyel kamse ve cebetle ul cennet. Cennet kesinleşir. Senede beş gecedir. Biri de hangisi? Bu gece beraat gecesi. Ebu Muhammed el-Bahili radıyallahu anh. Radıyallahu anh hadisinde Resulullah buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hamsü leyalin la turaddu binned da'am. Senede beş gece var. Dua asla geri çevrilmez. Birisi beraat gecesi. Amr ibn-i Osman el-Mikesir hadisi. Radıyallahu teala. 104. sayfada kitapta yarım sayfa kaynak söylemişim. Yarım sayfa. Yani adamlar bunları görmüyor mu ya? Bu kadar ulema bunu kabul etmiş. Men kâme leylete nisfı Şaban ve leyletel id. En büyük korkumuz ölüm paniğinde Azrail Aleyhisselam geldiğinde imanımız kaybolur mu? Şuurumuz kaybolur mu? Hani dünyadan şuurumuz kapalı olsa bile ahiret tarafında şuurumuz ne olur? Çok tehlike. Söz veriyor. Senede iki bayram gecesini, bir de beraat gecesini. İki bayram hakkında İbn-i Mace'de ayrı hadis var. Bu hadiste de beraatı ekledi. Yani en fazla senede üç gece. İbadetle geçiren kalplerin öldüğü günde onun kalbi paniklemeyecek. Ölürken kalbi ölmeyecek. Bedeni ölüyor, kalbi ölmüyor. Ne demek kalbi ölmüyor? Ebedi diri. Şehitlerle beraber. Ve son nefeste mutlaka iman nasip olacak. Ve Allah şeytanı başımızdan kovacak. Bu gecenin ibadeti böylecedir. Evet. Bu usta hadis-i şerifler çok. Rivayetler çok. Efendim ben size hangisini beyan edeyim. Allah Teala senede dört gecede Ayşe annemiz rivayet ettiği hadis-i şerifte bütün hayır kapılarını açar. Dört gece kapıların tüm ardına kadar hayırlar yağıyor. Bunların birisi de beraat gecesidir. Böyle bir geceye kavuşmuş bulunuyoruz elhamdülillah. Ebu Hureyre hadisinde Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril bana Şaban'ın 15. gecesi geldi. 13. gece geldi. Şefaat hakkı istedim. Ümmetin üçte birine şefaat izni al. 14. gece geldi. Dünkü gece. Şefaat izni istedim. Ümmet perişan, ahirette ben kurtarabileyim. Ümmetin üçte ikisine. Beraat gecesi 15. gece. Bütün ümmete şefaat etme yetkisi aldım. Ancak Allah'a karşı aksi katır gibi direnenler müstesna. Adam af olmamak için mücadele veriyor. Ya gel Allah seni affetsin diyorsun. Benim Allah'ın affına ihtiyacım yok. Zındık ya. Böyle insanlar var mı? Hepimizin duaya ihtiyacımız var mı? Aldı tesbihimi. Sakallarımı kestiler o zaman. 28 Şubat'ta hapiste. Yahu sakallarımı koydum şeye de işte. Köye mezarıma koyduracağım ki efendim sakallarımı. Atın dedi şu sakalları falan. Yüzbaşı mıydı, onbaşı mıydı, ne başıysa işte. Atın dedi şu sakallarını falan çepe. Ya dedim, ta bandırmaya gönderiyorlar beni. 16 saatte gittik. Kelepçeyi bir sıkmış, elim böyle. Yanıma da bağlamış bir adam lan. Tuvalete gideceğim çözmüyor ya. İkiniz bir gidin diyor. Böyle sındıklar var ya. Neler çektik bu memlekette. Ondan sonra. Ya dedim, tesbihimi ver de dedim, uzun yol. Sana da dua ederim. Benim duaya ihtiyacım yok. Allah yine ıslah etsin. Allah yine hidayet etsin. Biz şimdi ona beddua etsek karımız var mı? Yok, yok arkadaşlar. Allah onlara da ıslah etsin. Yani ne yapalım?
Allah'a karşı aksi katır gibi direnenler af olmaz arkadaş. Biraz da af iste de ha. Ya af istemiyor musun diyor Mevla bu gece. Adam diyor ki ne affı ya, benim ne günahım var ki, ben zaten cennet kuşuyum. Rahatsız psikolojik hasta ya. Ya belki Allah delilikten belki yırtar, onu bilmiyorum. Saçma bir görüş. Dedi 15. gece gel. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İrfa rasek ile sema. Başını semaya kaldır. Dedim bu ne gecedir ya? Ey Cibril, ilk yani Berat gecesi öğretiliyor o zaman. Buyurdu ki yeftahullah subhanahu ve teala metbab min babra. Allah bu gece 300 rahmet kapısını açtı. 300 rahmet. Ya bir tane de bize bir rahmet gelmez mi ya? Gavur muyuz ya? Yok gavur muyuz yani? Niye biz burada dışta kalacağız kardeş? İşte Allah muhafaza. Ortak koşanlar şirk af olmaz. Büyü yapanlar, yaptıranlar af olmaz. Gayıptan haber vere gidip tasdik gidenlere tasdik edenler, şerlilere, içkiye devam eden, faize devam eden, zina devam eden af olmaz. Tevbe ederlerse, varsa içimizde böyle bir durum, şu anda tevbe edelim inşallah. Ettik değil mi? Deminki tevbe şimdiye kadar gider daha. 5 dakikada büyü mü yaptınız da ne yaptınız aşkım? Tevbe ettik daha, şu anda idare ederiz bu sabaha kadar. Yarın akşama kadar idare edin be mübarek adamlar. Gecenin 1/4'ü geçince Cibril nazil oldu. Dedi başını kaldır. Baktım cennetin bütün kapıları açık. Melekler 1. kat semadan arşa kadar secdede. O nasıl bir manzara ya? Nasıl bir manzara? Kaç boyutlu acaba? He? Sizin kanallar kaç boyut? Şu kadar bir şey ya. Şuraya baksan boşa gidiyor yani. Nasıl açıldı her yer? Sizin ekranlarınız kaç boyut ya? 1. kat semadan arşa kadar bütün melekler, bu meleklerin sayısı kaç ya? Allah'tan başka bilen yok. Bütün meleklerin derdi ne? Ya Rabbi bu ümmetin günahlarını affeyle diye istiğfar ediyorlar bu gece. E şimdi bu ümmetten olalım kardeşim, ehli sünnetten olalım. Bu istiğfarlara dahil olalım. 1. kat semadaki melek, bu gece ruku yapanlara müjdeler olsun. 2. kattaki melek, bu gece secde yapanlara müjdeler olsun. 3. kapıdaki melek, bu gece dua edenlere müjdeler olsun. 4. kapıdaki melek, bu gece zikredenlere müjdeler olsun. 5. kattaki melek, bu gece Allah korkusundan ağlayanlara müjdeler olsun. Hayır işleyenlere müjdeler olsun. Allah gözümüzden birkaç damla yaş çıkarsın bu gece. Kimsenin görmediği yerde nasip etsin. Riyadan muhafaza etsin. 6. kapıdaki melek, bu gece tüm Müslümanlara müjdeler olsun. 7. kapıdaki melek, var mı bir şey isteyen muradına nail olsun. Bu gece Kur'an okuyanlara müjdeler olsun. 8. kapıdaki melek, af isteyen var mı mağfiret olsun. Dedim ey Cibril, bu kapılar ne zamana kadar açık? Buyurdu ki imsak oluncaya kadar. Yani işte bu 3'ü 25 gece 3.5 diyelim. O zamana kadar efendim azatlılar devam edecekler. Evet. İnşallah bu mübarek gece, senede 5 gece sevaplarını umarak, müjdelerine inanarak, inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Ama öyle kavaklı mavaklı, kavak yerlerinde rüzgarlar esiyorsa falan, inanmıyorsa, o hadis zayıf, bu rivayet zayıf, o zaman sana bir şey yok. Kim müjdesine inanıyorsa, siz inandınız mı bu müjdelere? İnandınız. Allah onu cennete girdirecek. Kesin söz veriyor. Halid ibn-i Ma'dan radıyallahu anh, tabiinin ileri gelenlerindendir. İşte o 5 geceden biri de yine Berat gecesidir. Ömer ibn-i Abdülaziz Hazretlerinin Basra valisine yazdığı mektubunda aleyke bi erba'a leyan fis sene, senede 4 gece hiç uyumadan ibadete çalış. Senede 4 gece Allah Teala rahmetini boşaltır diyor, boşaltır. 4 gece. Bunlardan birisi yine Berat gecesi. Ne sayalım size? Kardeşim, Cibril aleyhisselamı cennete gönderir, cennete süslenmesini emreder. Allah Teala bu gece gökteki yıldızlar kadar, dünyanın günlerinin ve gecelerinin sayısı kadar, ağaçların yaprakları kadar, dağların tartısı kadar, kumların tanesi kadar cehennemden beraatli var. Ya biz nasıl azat olmayacağız ya? Biz Allah'ın en bozuk kulu biz miyiz ya? Mutlaka af olmamız gerekiyor. Ve beraatımızı almak için ısrarcı olmamız lazımdır. İnşallah. Evet, hadis-i şerifte
insan senede 4 gece kendini ibadete ayırması beni çok hoşlandırır. Memnun olurum buyuruyor. Bunlardan birini de Berat gecesi olarak zikrediyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sırf kitapta şu gecenin isimlerini saymışım. Yani sırf bu gecenin isimleri 129'dan başladık yani sayfa itibariyle hala gidiyor yani. Evet. Ne isimleri var, ne isimleri var. İsimler 152'de bitti. Ne delalet ediyor? İsimlerin çokluğu müsemmanın şerefine delalet ediyor. Şimdi gelelim namaz. Bu gece en büyük yapacağımız iş inşallah namaz olsun. Yine de kıldık diye de beraatımızı aldık diye de ne yapmayalım? Güvenmeyelim. Yine de korkuyla ümit arasında dengeyi koruyanlardan olalım. Hasan-ı Basri Hazretleri yarınki gün evinden çıktığı zaman mezara ölüyü defnetsen sonra mezardan ölüyü çıkartsan onun suratı nasıl olur sapsarı? Artık nasıl kansız cansız ölü de bir günde mezarda kalmış. Taze ölü de değil. Aynı o ölü gibi çıkardı. Allah Allah. Derlerdi Efendi Hazretleri tabiinin hayırlısı, tabiinin efendisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in süt evladı. Ya nasıl bir bu üzüntünüzün sebebi? Vallahi denizin ortasında gemisi parçalananın musibeti bile benden büyük olamadı. Okyanusun ortasındasın. Gemi parçalanmış, bir tahta parçasının üstüne kaldın. Köpek balıkları, balinalar, herkes başladı etrafına. Tek başına, okyanusun ortasında. Onun derdi bile benden büyük değil diyor. Niçin? Kabul mü olundum, ret mi olundum, ona korkuyorum evladım. Hasan-ı Basri bu. Radıyallahu Teala an. Günahlarımdan eminim. Günahlarımı kesin yaptım. Sevaplarımdan emin değilim. Kabul olundum mu belli değil. Amellerim kabul edilecek mi, reddedilecek mi belli değil. Allah'ım bize de bu hali nasip eylesin. Amin. İsa aleyhisselam bir dağda dolaşırken nur gibi parlayan bir kayaya rastladı. Etrafında döndü, hayran oldu. Ya İsa tuhibbenü beyneleke acebe binade. Ey İsa, sana daha acayibini göstereyim ister misin? Buyur ya Rabbi. Kaya yarıldı. Bir zat çıktı. Elinde baston, yanında bir üzüm asması. Dedi benim günlük rızkım budur. Asmadan her gün bir üzüm. Üzüm çok kuvvetli bir şeydir. Bir salkım üzümle adam bir iki gün gider. Yaşar. Kalorisi çok. Bir salkım her gün rızkım var. Dedi ne kadar zamandır buradasın? Dedi 400 senedir. 400 sene kayanın içine ibadet ediyor. Allah'ın ne kayaları var, kayanın içinde ne velileri var. Mağaralarda, kayalarda. Görüyorsun, dağ zannediyorsun. İçinde neler var? İsa Aleyhisselam diyor, ya Rabbi bu kulundan daha büyük bir kulun olabilir mi acaba ya? 400 senedir ibadet ediyor. İsa Aleyhisselam biliyorsunuz 33 yaşında göklere kaldırıldı. 400 seneyi duyunca Allah Allah. Biz de öyle yani şimdi. Bakıyoruz yaşlı bir adam falan şaşırıyoruz çok. 100 yaşında, 120. Biz 120 yaşına bile şaşırırız şu an değil mi? Levenne racülen min ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zaman ümmetinden bir adam edrake şehre Şaban, Şaban ayına yetişse fasallâ leylte nisle salâtel berâ, beraat namazını kılsa, bu 100 rekat rekattır ama birkaç rivayet daha söyleyeceğim size. Yani 100 kılamayanlar için de var birkaç hadis. Beraat niyetiyle beraat namazını kılsa feyefdalu indi min ibadeti abdi hadi erba'a me'at sen. Bu kulumun 400 senelik ibadetinden üstün sayarım. Bu mübarek gecenin namazı. İsa aleyhisselam de leyteni kuntu min ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Keşke ahir zaman ümmetinden olaydım dedi. Duası kabul oldu mu? İnecek mi? İnecek inşallah. Evet. Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki bu namazı 30 sahabeden işittim. Hasan-ı Basri çok sahabe gördü. 130 sahabe gördü. 30 sahabeden işittim bu rivayeti, bu hadis-i şerifi. Bunu da çok inkar edenler vardır. Siz boş verin. İnananlar kazanır. Efendi Hazretlerimiz amel ederdi. Ya Ali, Berat gecesi kim 100 rekat kılarsa, her rekatta bir Fatiha 10 kulü Allah okursa, Allah Teala onun o gece istediği bütün muratlarını ihsan eder. Kötü yazdıysa iyi yapar mı? İyilere kaydeder mi? Ya Ali, beni hak gönderen Allah'a yemin olsun. Levh-i Mahfuz'da yazılmıştır ki felanca kötüdür, bedbahtır. Ama Allah bir zaman sonra şu namazı bereketiyle, şu duası bereketiyle onu silecek, sonra saitlere çevirecek. O da ezelde yazılmıştır. Anladın mı şimdi? Sırrına bakın işin.
Neye bağlıyor? Yani o namazın, o duanın, o gecenin önemine atfen o kayıt geçiyor oraya. Sebebini yani. Kötü yazıldı da bu neyle bozuldu? Bozulacak varsa aramızda kötü yazılan, bozulacak o inşallah. Bozulsun inşallah. Allah Teala ona 70 bin melek gönderir. Sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler, derecelerini yükseltirler. 770 bin melek, şaşırmadınız. Adin cennetlerinde şehirlerini yaparlar, köşklerini yaparlar, ağaçlarını dikerler, göz görmedik, kulak duymadık. Kimsenin kalbinden geçiremeyici mükafatları hazırlarlar, sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bir sene dolmadan ölürse şehit olarak ölecek. Kulü Allah'tan okuduğu her harfe mukabil, 70 bin huriler, her hurinin hizmetçileri, gılmanlar, vildanlar, genç hizmetçiler, Kur'an-ı Kerim'de tarif ediliyor ya, inci efendim taneleri gibi böyle. Tertemiz, bembeyaz, nur gibi neler neler neler. Allah Teala Hazretleri onun namazını kabul eder. Ön sonra kılacaklarını kabul eder. Ana babası cehennemde bile olsa dua ederse müşrik olmadıkları sürece ana babasını o gece cehennemden çıkarır, cennete ithal eder. Bak, yalnız kafir olursa kafire dua fayda vermez. Evet. Dünyadan çıkmadan cennetteki makamını görür. Efendim. Allah Teala 24 saatin her birinde ona selam veren 70 bin melek yollar. Musafaha ederler. Sura üflenene kadar mezarında onunla dua ederler. Kıyamet günü dostlarla beraber onu haşreder. Evet, günahlarını Mevla yazdırmaz. Kiramen katibine emreder. Aman ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. 100 melek ona gönderir. Bazı rivayetlerde rüyasında, bazı rivayetlerde ruhaniyette, bazı rivayetlerde ölürken 30'u cennetle müjdeler. 30'u cehennemden beraat verir. 30'u yanlışlardan onu korur, muhafaza eder. Onu da düşmanlarına, hilelerine karşı hazırlık yapar. Onu müdafaa eder. Çok yani bu namaz beraat namazı. Bu çok meşhur bir hadis-i şerif. Abdülkadir Geylani Hunye'de ben burada 163 sayfede sayfalarca zikrettim. Şimdi burada esas mesele bu namazı kılanlara Allah 70 kere o gece tecelli eder. Her bakışıyla da 70 muradını ihsan eder. 70 kere 70. En azından onu günahlardan azat eder. Diye Hasan-ı Basri rivayet eder. Burada mihek taşı neresi? Kulüvallah meselesi. 10 kere okuyorsun. 100 dekat ne ediyor? 1000 kere kulüvallah okuyana zaten hadis-i şerifte ne buyurulur? Allah canını cehennemden azat eder. Enes İbni Malik Hazretleri 50 kere ihlas okusa 50 senelik günahını affeder. 50 ihlas. Yani müjde çok. Kulü vallahu ahadi namazın içinde veya namazın dışında. Al sana başka bir müjde. 100 kere ihlasla, adı ihlas zaten. İhlasla okuyana cehennemden beraat kaydeder. Bitti. Beraatı bu gece alın. Ya ben namaz kılamıyorum. O zaman bari 100 kere kulü vallahu oku. Yani ayakta duramıyorsan. Hastaysan 100 kere kulü Allah'ım. En azındanı söylüyorum. Evet efendim. Şimdi bir müjde daha verelim. Bu da 100 kılamıyorsun. 12 rekat kılarsa her rekatta 30 kulü Allah okursa cennetteki makamını görmeden ölmez. Bu da beraat namazı sayılır. 30 ihlas. Bir mübarek namaz var. Bunun kaynağı çok kuvvetlidir. Beyhakî Şuab-ül İman'da zikreder. Bu yeter mi, yetişir mi bilmiyorum. Bunu yapın, diğer 100 rekat bu geceye sığmazsa yarın gündüzden de takviye yapacaksınız. Ondan da 20-30-40 kılın. Ama bu namazı kılsanız iyi edersiniz. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. 14 rekat kıldı. Kaçıncı gecedeyiz? Geçen gece kaç? 14. 14 geçen gecelerin her birine. 14 rekat kıldı. 2 rekatta bir selam. Bu 14 rekatta ne okudu? Onu demiyor. Yani otomatik. İnna atayna kulü vallah, değil mi? Otomatik. Ne oldu? Telefon mu açıyoruz buralara? Ne yapıyorsunuz? Telsizleri doldurdunuz buralara. Efendim. Namaz bitti. Bunu yapın. Bu 14 rekat ne okursan kolay bu. Namaz bitti. Evvela 6 rekatı yapın Yasinleri kardeşim. Bir defa ömrümüzü garantiye alalım. Ondan sonra bu 14 rekat. Namaz bitti. 14 Fatiha. 14 Kulüvallah. 14 Kulüvallahu Rabbil Felak. 14 Kulüvallahu Rabbin Nas. Bir kere Ayetel Kürsi.
Ondan sonra lekacakım. Tevbe suresinin son iki ayeti. Burada yazılı. Bu dergide yok değil mi? He? Kitabın 168. sayfasında. Şaban kitabının 169'da da şey var yani. Unutursanız, aklınızda kalmazsa. Bu çok kolay ya. Lekacakım okunuyor. Muhammed Mustafa buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Men sani'a mislellezî râit. Hazreti Ali Efendimiz sordum ya Resulallah ne yaptınız? Dedi ki bu gece beraat gecesidir. Her kim beraat gecesinde benim bu yaptığımı yaparsa 20 tane makbul hac. Benim daha o kadar gittim geldim makbul olduğunu bildiğim bir tane bile yok. 20 haccım da yoktur belki de. Ömre çoktur ama. 20 tane makbul hac, 20 sene makbul oruç. Allah. Bu size lazım. Ertesi gün oruca niyet ederse geçen senenin tümü oruç, gelecek senenin tümü oruç yazılır. Bunu yaparsınız değil mi? Bu çok kolay ya. 14 rekat ya. İstediğinizde kılın. Ama yavaş kılın. Tadil erkana riayet edin. Abdestinizi düzgün alın. Ya mübarek gecede Mevla ile irtibatınızı kurun. İhlas. Yani birinci rekatta ne okusanız, ikinci de ihlas okusanız eftaldir. Kulü Allah'a. Evet. Müjdeler çok. Allah-u Teala nail eylesin. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Tesbih namazı çok. Surelerden bir sure okuyalım. Hangi sure okuyalım? Duhan suresi. Kaç sayfa? 3 sayfa. 3 sayfa bile yok. Bu mübarek sureyi Tirmizi hadisi Men kara surete duhan fiileyle esba estağfurullah 70 elfe melek. Duhan suresini bir gece içinde okuyan sabaha kalkana kadar çıkana kadar 70 bin melek onun için af ister. Bu fazileti var. Gufralu ma taqaddem min zenbi. Geçmiş bütün günahları bağışlanır. Bazı hadislerde de cuma gecesi okunması tavsiye edilir. Bu gecede hem de cuma gecesi. Duhan suresinin başı nereden bahseder? Beraat gecesinden bahseder. Acayip bir tevafuklar zinciridir. Onun için bunu okursunuz. İnşallahurrahman. Evet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Beraat geceler. Sabaha kadar secde. Cennetül Bekî'ye çıkardı. Mezarlığa çıkardı. Mezarlıkta bir yeri var. O şimdi İmam Malik'in oraya doğru. O yer bellidir. Orada kılardı. Secde yapardı. Gittiler nurunu gördüler. Mezarlıkta nur parlıyor. Öyle buldular. Hazreti Ali Efendimiz. Ayşe anamız kaldı da Hazreti Ali Efendimiz'i. Efendimiz'i bulamadım. O Fatıma anamız hepsi birden kalktılar. Mezarlıkta buldular. Nelerde neler. Sabaha kadar dua sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey benim ehli beytim, canım kızım, parçam. Bu gece ne kıpış kıpış yaptınız ya? Çok konuşuyorlar. Beraat mı aldılar? Ne oldular? Erkenden gitmek mi istiyorlar? Ya beraat aldınsa konuşmayın çok. Mübarek olsun gidin ya. Biz de alamadık da uğraşıyoruz burada. Allah'ın rahat adamlar var ya. Oturun da bir saat olmadı sohbet. Ne yapacağız sizinle ya? Efendim. Ey benim ehli beytim, Fatıma kızım, Ali damadım, yeğenim, Ayşe eşim, sevgilim. Çocuklarım, rızamı istiyorsanız. İn arattum rızayı fescudu. Siz de secde yapın, namaz kılın. Ve aynûni bidda'ut tadarru. Ben sizin affınıza yalvarıyorum. Siz de dua edin de bana yardım edin. Allah sizi de affetsin. Onun için ey Ayşe, ey Fatıma, ey Ali secde yap. Bütün insanları kaldır, secdeye çağır. Ey Fatıma, ey Ayşe, siz de secde yapın. Çocukları da kaldırın. Kadınları da uyarın. Bu gece yatılacak gece değil. Bir senelik kaza takdirler bu gece nazil olacak. Ne olur dua edin. Böyle yalvarırdı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Ali Hasan Hüseyinler hakkında. Şimdi 190. sayfada, bunlar herhalde dergide yazılmamış olabilir. 190. sayfada birinci secdede yaptığı dua. Belki benim aklımda kalır, sizin kalmayabilir. Namazı selam verince kağıt açık olsun. Bu sünnettir bu gece. Bir kere olsun okuyun en az. Ondan sonra iki secde arasındaki dua var. O kısadır. Bey Allah'ım ebli kalben takiyen nekiyen mine şirki beriyen la kafiran ve la şakiyen. Onu yine de secde arasında yapamazsanız selam verince okuyun. 194'te bir dua var. Cibril bana emretti. Ey Ayşe öğren ve öğret.
secdede tekrar edeceğim. Bu 194'tür. Eûzü bi affike min ukubetike ve eûzü bi ridâke min sehatike, böyle. Yani Allah'a sığınma dualarıdır. Evet, Rabbimizin gazabından affına sığınıyoruz. Rahmetine, belasından rahmetine sığınıyoruz. Gazap öfkesinden rızasına sığınıyoruz. Fazl-ı keremiyle bizlere muamele eyle ya. Bunlar için lazım değil. Evet. Şimdi efendim kardeşlerim, dualara geçeceğiz inşallah rahman. Şimdi kısaca bazı şeyler söyleyeyim. Yani teşvik babından duanın kabulü için gerekli şartlar. Ey Allah'ım, ey Allah. Berat gecesinde ölüler için dua istiğfar. Berat gecesinde ölülerimiz evlerimize gelirler. Bizi dolaşırlar. Evimizde oturuyorsunuz, imkanlarımızdan yararlanıyorsunuz. Bir duanız yok mu derler. Bu gece özellikle ölülerin salındığı gecedir. Dua ve istiğfarda da bir satır onları da en azından unutmayalım. Onlara da hediye yapalım. İnşallah rahman. Bu salavat gecesidir. Her namazdan selam verirse her iki rekat arasında mutlaka salavat-ı şerife. Biz de okuyalım o salavatımızı. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Beni hak olarak gönderen zata emin olsun. Berat gecesi bana salavat okuyan bütün peygamberlerin, rasullerin, meleklerin ve insanların sevabının tümünü alır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Burada bir salavat var. Kitap. Şaban Şerif kitabı. 220. sayfa. 100 kere okusa kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olacak. Rüyasında da mutlaka görecek. Evet. 34 AK 4541 34 AK 4530 34 GM 4930 34 UR 1125. Kırmızı Peugeot. Bu arabaların şoförleri buradaysın, lütfen araçları başına gitsinler. Evet. Ya yolları da şey yaptılar. Belediye mi yapıyor bu yolları? He? Kim yapıyor bunu? Büyükşehir yaptırıyoruz. He? Ya bunu büyük şehir mi, küçük şehir mi? Gidin bunlara söyleyin. Kafamı bozmasınlar. Ya milletin yolunu kestiler iki aydır ya. Yani bu kadar, bu Haliç Caddesi perişan. Burada bu kadar insan oturuyor. Hastası var, şeyi var. Hadi bizim sohbette konuşmuyoruz. Millet birbirinin önüne park etmek, yolu tıkattılar. Yol tıkatmak imana zıttır. Yol açmak imandandır. Bu yolları düzeltsinler arkadaş. Ha, benden selam söyleyin. Ha. Ondan sonra benim ağzımı açtırmasına, bayram yaklaşıyor. Bayramlık ağzım var benim. Arada bir açarım. Efendim, bu salavatı okuyalım be. Allahümme salli ala ruhi seyyidina Muhammedin fil ervah ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil eczan ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin fil kubur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Evet. Yarınki mübarek günün orucuna rağbet edin. Bütün mahlukat o günün orucuna tazim eder. Buyuruluyor. Bir hadis-i şerifte Berat gecesi iki gözünüzün birine üç kere, diğerine iki kere sürme çekin. Bir göze sağ üç yapalım. He? Söylemiyor hangisi? İki gözünüzün birine üç kere ismi sürmesi vardır. Aleyküm bil ismidi yecgül basar, göze cila verir. Hadis-i şeriftir sahih. İsmit sürmesi. Ondan da getirelim biz dükkana. Hadiste, ayette ne varsa getireceğiz inşallah. Ayette, hadiste yoksa lazım değil. İlla ayet hadis olacak. Üstüne de yazıyoruz. Gördünüz mü? Hurmanın yazdık. Hepsine yazacağız. İncirinde ayetini, hadisini, zeytinyağında ayetini. Ayet hadis yoksa bizim dükkanda yok. O yeni açılanda. Hepsinin rivayetlerini yazacağız. Gözünüzün birine ismit en sağlam sürme. Üç kere sürme çekin. Diğerine iki kere sürme çekin. Liyakiyekumullah ramada. Allah göz iltihabından sizi muhafaza edecek. Ve gözünüz mikrop almayacak inşallah. Bu gece yapılacak. Unutturmayalım ha. Ondan sonra
Efendim, yarın iki günde dedim size nafile namazlara devam edin. Hadis-i şerifte buyruluyor. Beraat'ın gününde yarınki gün namaz kılın nafile. Kazan varsa zaten hiç uyuma, yeme. O onu kıl. Feinallah yahtesibu lekum bi kulli rak'a ma kana aleykum min salatin fatetkum. Her rekatınıza kaçırdığınız namazların yerine Allah Teala telafi yazacak inşallah. Kazası olanlar, hesabını bilmeyenler, belki kabul olmayan namazları var. Abdestini yanlış almış, unutmuş. Beraat günü kılarsanız geçeninizi telafi edecek. Allah Teala diyor bir kere affetti mi bir daha hesaba çekmez diyor. Hadisin sonu bir kere affetti mi bir daha gel bir hesaba çekmez. Yarın nafile namazlar dedim size 100 rekatın belki de 50 rekatı 60 rekatı yarın kılın yani. Çünkü gece sığmaz. Hanım kardeşlerim hadis-i şerifte buyruluyor. Yarınki gün et pişirirseniz. Et alamıyorum. Ya işte et suyunu alırsın, efendim kıyma alırsın az bir şey ne olacak? Ama eti olmayan da bir Müslümanlar birbirine fakirlere verin. Taneli yemek pişirin. Nohut gibi, fasulye gibi, hububat yani taneli pişirirseniz her bir tanenize iftarlık için. İftarda o yemekle komşulara da insan biraz hele zengin olan yapsa şöyle etli bir yemek, taneli bir kazan şöyle. Fakir fukaraya da dağıtsa, hocam fakir fukaraya da ne oruç tutuyor ne namaz kılıyor zaten. Böyle de bir durumdayız yani. Neyse biz yine hüsnü zannedelim, herkes bizden iyidir diyelim. Her taneye 10.000 sevap. Her tanede 10.000 günah. Her tanede 10.000 derece. Hanımlara iş düşüyor, taneli bir et çorbası şöyle güzel pişirenler, oruçluyu iftar ettirenler, ondan sonra fakir, en mühim mesele fakir fukaraya hediye gönderenleri böyle müjdeler bekliyor. Hadis-i şerifte buyuruyor, evlerinizdeki kaplarınızı hareket ettirin, yarınki gün aşure günü gibi kaplarınıza efendim bir takım erzak, mercimek gibi 70 peygamberin bereket duası var. Böyle efendim pirinç gibi hububatlı şeyler taneli bunlardan kaplarınıza koyarsanız bir daha seneye kadar Allah o kaplardan bereketi ayırmayacak. Çünkü bu gecenin adı fi leyletin mübareketin, bereketlerle dolu gece. Allah neye mübarek dedi? Maddi manevi bereket. Min şeceretin zeytunetin mübarek. Zeytine mübarek diyor. Aa bak zeytinin dönemi geçer. Yağına bak. Yemeğine bak. Katığına bak. Şifasına bak. Enzel mines sema ma mübareke. Gökten mübarek su indirdik. O su olmasa ne olacak dünya? Yağmur yağmaz. Neye mübarek diyor? Bu geceye de mübarek diyor. Bu gece ve yarın. Akşam güneş yarın batana kadar. Hem günahlarımızın affı, hem rızıklarımızın bolluğu, hem sıhhat ve afiyet ve şifamız, hem bütün dileklerimizin husulü, her türlü bereket bu geceyi ve yarın bekleyin inşallah. Bekleyin gelecek inşallah. Siz dua edin inşallah. Evet. Şimdi kardeşlerim. Beşarül Hayrat kitabı dedik. Lale Gül'e de dikkatle. Efendim dergiye devam edin. Çok ilimler yazdık. İstifade edersiniz. İçinde daha ne ilimler, ne dualar var. Biraz haftaya temas edeceğim. Şimdi vakit yok perşembeye. İçinde bazı dualar var önemli. Söyleyemedim vakit bulup. Ondan sonra kardeşlerim. Burada önümüzde bir iki mesele var. Pazar günü yine icazet var. Allah sayısını artırsın. Amin. Fatih Camisi'nde olacak. İsmaila, tekamül, ihtisas. Hocalıktan sonra bir de hocaların nesi var? Tekamül durumu var. Tekamül ihtisas kaç tane hoca efendi mezun olup bütün Anadolu'ya ve dünyaya yayılıyor. Yayılacak inşallah. Kaç tane? Söyle. 112. 112 hoca efendi. Bu ağaçta yetişmiyor mübarek. Bin diyorsun oradan da. Zeytin ağacı değil yani bu. Ağaçta yetişmiyor. Adamdan ana sağlamış okutana kadar. Okuyana kadar. Benim de Allah'ın da emeğim var. 80 senelerinde okuttum biraz. O okutmalarımdan da okuyandan bazılarında emeğim hala gidiyor yani. Yine de başlayacağım okutma inşallah. Bir tefsir dersi başlatacağım hoca efendiler inşallah. 112 hoca efendinin merasiminde buluşalım inşallah. Fatih Camisi'nde bu önümüzdeki pazar öğlen namazından sonra diye biliyorum. Başka bir haber varsa işte öğlen namazı gibi demektir. Orada buluşulacak. Allah adetlerini artırsın. Amin. Hayırlı mübarek eylesin. Amin. İslamiyet efendinin yolu ancak medreseyle.
Ehli sünnet ancak medreseyle. Medrese dışındaki faaliyetlerin ne hale geldiği, birbirine zarar verir hale geldiği, Müslümanların birbirine ayağına dolaştığı ve Müslümanların birbirine en çok zararı verdiği noktalara gelmiştir. Ama medrese, tekke, ilim ve zikir kıyamete kadar bu ümmete yetecektir inşallah. Onun için bu hayır müesseselerini destekleyelim inşallah. Her sakallı, çalvarlı, cübbeli gördüğünüzü de doğru dürüst efendiye bağlı zannetmeyin. Bazı yanlış medrese açanlar da var. Provokasyon yapanlar da var. Sakatlar da var. Sapıklar da var. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Bu noktada İsmaila efendim vakfının işte oradaki medreseler vesaire bunlar birbirine bağlı. Telefon edip sormak lazım. Ben çocuğumu şu medreseye vereceğim. Bu medrese bağlı mıdır, değil midir? Efendiye bağlı mıdır, değil midir? Sormadan da rastgele yerlere talebe vermeyin. Efendi Hazretlerimizin tasvip ettiği yerleri telefonlarla öğreneceğiniz adresler vardır. Bunları siz bulursunuz, bilirsiniz. Bunları bulduğunuz zaman bunları maddi, manevi destekleyin inşallah. Hem talebe gönderin, hem hayır yapın. En büyük hayır talebeye yapılandır. Çünkü hem hayır yerine geçer, hem dine yardım yerine geçer. Allah Teala hayırla icazet merasiminde buluşmayı nasip eylesin. Amin. Umre kayıtlarına birkaç gün devam ediyor ama bugünden sonra pasaport yetişir mi? Yetişmez. Pasaportu hazır olan müracaat ederse Ramazan ümresi için yetişebilir. Pasaportu hazır olmayanlar onlar da artık 30 Ağustos'a kadar hazırlansınlar. Buhara'ya gideriz inşallah. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerine gidilecek biliyorsunuz. Silsile-i Meşayihimize gidilecek. Semerkant, Taşkent gidilecek. İnşallah Rahman o programda da büyük şefaatler, himmetler almamıza vesile olur inşallah. Evet, efendi kardeşlerim. Şimdi Berat gecesinin dualarını okuyorum. Siz kendiniz de okuyacaksınız ama benle beraber amin diyesiniz ve niyetinizi halis tutun. Bu duanın içinde yapılmadık hiçbir şey kalmıyor. Maddi, manevi, dünya, ahiret. Hepsi bunlarda. Evliyaullah bunu hazırlamış bu gece için. Biz beraber duamızı yapalım inşallah. Haftaya perşembede akşam namazında sohbette buluşalım, devam edelim. Birkaç sohbet kaldı Ramazan'a kadar, umreye kadar devam edelim. İnşallah bırakmayalım. Şaban'ın son mübarek cuma geceleri. Resulullah'ın ayındayız. Cuma da onun gecesidir. Birkaç geceyi de ihya edelim inşallah. Rahman. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna enselükel cenne. Ne'udu bike minen nar. Allahümme inna enselüke ridake vel cenne. Ne'udu bike min sehadike vel nar. Allahümme inna enselükel cenne. Ve ma qarrab eyleyâ min kavli mi amel. Ne'udu bike minen nar. Ve ma qarrab eyleyâ min kavli mi amel. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إذ اطلعت ليلة النصف من شعبان على خلقك فعد علينا بمنك وعتقك وقدر لنا من فضلك واسع رزقك واجعلنا ممن يقوم لك فيها ببعض حقك اللهم من قضيت فيها بوفاته فاقض مع ذلك له رحمتك ومن قدرت طول حياته فاجعل له مع ذلك نعمتك وبلغنا ما لا تبلغ الآمال إليه يا خير من وقفت الأقدام بين يديه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين إلهنا تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون وقصدك وأمل معروفك فك وفضلك الطالبون ورغب إلى جودك وكرمك الراغبون ولك في هذه الليلة نفحات وعطايا وجوائز ومواهب وهبات تمن بها على من تشاء من عبادك وتخص بها من أحببته من خلقك وتمنع وتحرم من لم تسبق له العناية منك فنسألك يا الله
Ya Allah, ya Allah, bihabbil esmaileyke ve ekremil enbiyai aleyk, en tec'alena mimmen sebeqet lehu minkel inaye, ve ec'alna min evferi ibadike ve eczeli halkike hazzan ve nasiba, ve kısmeten ve hibeten ve atiyye, fi kulli gayrin teksimu fi hazihil leylete ve fima ba'deha, min nurin tehdi bihi ev rahmetin tenşuruha, ev rizkin tebsutuhu ev durrin tekşifuhu ev zembin tegfiruh, اَوْ شِدَّةٍ تَدْفَعُهَا اَوْ فِتْنَةٍ تَصْرِفُهَا اَوْ بَلَاءٍ تَرْفَعُهُ اَوْ مُعَافَاةٍ تَمُنُّ بِهَا وَعَدُوٍّ تَكْفِيهِ فَاكْفِنَا اللّٰهُمَّ كُلَّ شَرٍّ وَوَفِّقْنَا اللّٰهُمَّ لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا الْعَافِيَةَ وَالصِّحَّةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا الْبَرَكَةَ وَالسَّعَةَ فِي الْأَرْزَاقِ وَسَلِّمْنَا مِنَ الرِّزْقِ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ اللهم إن لك نسمات لطف إذا أبت على مريض غفلة شفته وإن لك نفحات عطف إذا توجهت إلى أسير هوى أطلقته وإن لك عنايات إذا لاحظت غريقا في بحر الضلالة أنقذته وإن لك سعادات إذا أخذت بيد شقي أسعدته وإن لك لطائف كرم إذا ضاقت الحيلة لمذنب وسعته وإن لك فضائل ونعما إذا تحولت إلى فاسد أصلحته وإن لك نظرات رحمة إذا نظرت إلى بها إلى غافل أيقظته فهب لنا اللهم من لطفك الخفي نسمة تشفي مرض غفلتنا وانفعنا من عطفك الوفي نفحة طيبة تطلق بها أسرنا من وثاق شهوتنا فالحظنا واحفظنا بعين عنايتك ملاحظة تنقذنا بها وتنجينا بها من بحر الضلالة وآتنا من لدنك رحمة في الدنيا والآخرة تبدلنا بها سعادة من شقاوة واسمع دعانا وعجل إجابتنا واقض حاجتنا وعافنا اللهم وهب لنا من كرمك وجودك الواسع ما ترزقنا به الإنابة إليك مع صدق اللجي وقبول الدعاء فأهلنا لقرع بابك للدعاء يا جواد يا جواد يا حنان يا منان حتى يتصل قلبنا بما عندك وتبلغنا بها إلى قصدك يا خير مقصود وأكرم معبود نبتهل ونتضرع إليك في طلب معونتك ونتخذك إلهنا مفزعا وملجأ نرفع إليك حاجاتنا ومطالبنا وشكوانا ونبدي إليك ضرنا ونفوض إليك أمرنا ومناجاتنا ونعتمد عليك في جميع أمورنا وحالاتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما اللهم إن هذه الليلة خلق من خلقك فلا تبلنا فيها ولا بعدها بسوء ولا مكروه ولا تقدر علينا فيها معصية ولا زلة ولا تثبت علينا فيها ذنبا ولا تبلنا فيها إلا بالتي أحسن ولا تزين لنا جراءة على محارمك ولا ركونا إلى معصيتك ولا ميلا إلى مخالفتك ولا تركا لطاعتك ولا استخفافا بحقك ولا شكا في رزقك فنسألك الله من نظرة من نظراتك ورحمة من رحماتك وعطية من عطياتك اللطيفة وارزقنا من فضلك واكفنا شر خلقك واحفظ علينا دين الإسلام واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين وانظر إلينا بعينك التي لا تنام وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل منفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق نوره ورحمة العالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي من سعد من ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحط صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا مد لها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم واغفر لنا ما أنت به أعلم إلهي أنا بالتجلي العظم في ليلة النصف من شعبان الشهر الأكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم واغفر لنا ما أنت به أعلم
İlahi bir tecellil-i azam fi leyletin nisfü şehri Şaban-ı Mükerrem elleti yufraku fiha kulli emrin hakimin ve yubram ikşif annâ minel belâ mâ ne'alem ve mâ lâ ne'alem ve mâ ente bi'alem ve gfir lenâ mâ ente bi'alem. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin salaten tuncina bi'am cemi'ul ehvali vel afat ve tekzîlenâ bi'a cemi'ul hacat تطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم وما لا نعلم ونستغفرك لما نعلم وما لا نعلم اللهم إن العلم عندك وهو عنا محجوب ولا نعلم أمرا نختاره لأنفسنا وقد فضلنا إليك أمورنا ورفعنا إليك حاجاتنا ورجوناك لفاقاتنا وفقرنا فأرشدنا يا الله يا الله يا الله وثبتنا ووفقنا إلى حب الأمور إليك وأحمدها لديك فإنك تحكم بما تشاء وتفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين مهر vuralım آمين 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 استجب دعاءنا يا رب العالمين آمين مؤمن kullarının dilinde Allahu Teala'nın mührüdür. Hadis-i şerif böyledir. Duamız kabuldür. Maddi, manevi, dünya, ahiret her şey istendi. İstenmedik bir şey kalmadı. Evliyaullah böyle tertip etti. Bizi bize bırakmadılar. Rabbim kabule karir eylesin. Amin. Bu okuduğumuz dualar Şaban Şerif kitabımızın 201. sayfasında Abdülkadir Geylani Hazretlerimizin demin okuduğum uzun 203'ten 207'ye kadar dua İmam Habib Hasan Hattat Kattesallahu Aleyhi ve Sellem Yemen meşayihindendir. Ona aittir. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Amin. Kardeşler, abdest yerleri olmuş mu? Beğendiniz mi? Ona göre borçları var, dernek yardım istiyor. Bu mübarek gecede abdest, taharet, temizlik, o kadar insan abdest al, bak 20 senedir abdest alınıyor. Allah ömür versin, bu kadar sohbetler oluyor, hep abdestin sevabı size gidecek. Berat gecesinde bir hayır yaparsınız, bütün milletin abdesti kıldığı onunla namazı dahil hep sevaplarına ortaksınız. Allah hayrınızı artırsın. Ecrinizi artırsın inşallah. Allah'ım kanserli hastalara acil şifa. Bütün dertlerimize deva. Borçlarımıza eda. Allah'ım bu gece sizin dininiz, dünyanız ve ahiretiniz için, sevdikleriniz, eşiniz, dostunuz, çoluk çocuğunuz için, vatanımız, milletimiz, ehli sünnetimiz için, bütün dünya Müslümanları için neler istemeniz rızasına uygunsa kalbinize getirsin, ağzınızdan geçirsin ve %100 kabul eylesin. Amin. Buradan dağılmadan beraatlarımızı ihsan eylesin. Amin. Bu cemaat hürmetine azat eylesin boyunlarımızı. Amin diyen dilleri ne arayacağımdan azat eylesin. Amin amin. Şimdi Mehmet, Remzi, İzzet, İsmet, Hüseyin erkek kardeşlerimiz Satı Süheyla, Mihdiye hanım kardeşlerimiz vefat etmişler. Kabirlerinde ya ilk geceleri ya birkaç gece olmuştur. Bunlar taze ölenlerin bize haberleri geliyor. Bizler de anlarına hâle hâlendik de Allah bize de hüsnü hatime kelime-i şehadet nasip eylesin. Ölülerimizi unutmayalım. Bütün geçmişlerimizde ruhları için Allah Teala onları da bizleri de affeylesin. Allah onları da bize de mağfiret eylesin. Ve ruhları için hediyelerimizi kabul eylesin. Buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 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 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinin sahabesinin ulemamızın meşayihimizin bütün geçmişlerimizin İsmet Garibullah Şeyh Efendimizin sizleri meşayihimizin Ali Adel Efendi babamızın
ve hasaten isimleri burada zikredilen meyit ve meyitlerin ervahı için el Fatiha. Et Resulü Rabbina bil hak sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Gecelerin Kadir gecesinden sonra en büyüğü olan Beraat gecesindeyiz. Hem de Cuma gecesine rastlamıştır. Bundan dolayı iki bayram bir araya gelmiştir. İnsanların iki bayramı var. Meleklerin iki bayramı var. İnsanlar uyurlar onun için. Bayramları gündüz olur. Melekler uyumazlar. Onun için bayramları gece olur. İnsanların bayramı Ramazan-ı Şerif ve Kurban-ı Şerif'tir. Meleklerin bayramı Kadir Gecesi ve Beraat Gecesidir. Onun için şu mübarek gece meleklerin bayramı. Ama Cuma gecesine de tevafuk etmesi vesilesiyle bizlerin de bayramına denk gelmiştir. İki bayram cem olmuştur. Allah Teala dostlarının bayramına ilhak eylesin. Amin. Amin. Bu gecenin ibadetleri çoktur. Namazları uzundur. Vazifeleri çoktur. Kaza ve kader gecesidir. Başımıza bir sene gelecek bela ve musibetlerin efendim def olması için dua gecesidir. Hayırlı rızıklar, helal rızıklar, bolluk bereketler için dua gecesidir. Bu gece konuşmaya değil, amele çok önem vermek lazımdır. Bundan dolayıdır ki ben çok uzun bir sohbet yapmak istemiyorum. Çünkü geceler çok kısadır. Geceler kısa olduğundan ibadete vakit kalmıyor. Bundan dolayı 100 rekat namaz dahi gecede yetişme imkanı bile pek gözükmüyor. Onun için yarınki günden de yardım alınarak gündüz çok uzundur. Bu namaz tamamlanabilir ama birçok faziletli ameller Şaban-ı Şerif kitabında yazdım. Birçok hadis-i şerifleri orada göz attım. Yani hakikaten farklı namazlar değişik rivayetlerde vardır. 100 rekatı kılamayanlar için. Kısaca temas edeceğiz gecenin faziletine. Ama mühim olan yatsıyı cemaatle kılmak, sabahı cemaatle kılmaktır. Yatsıyı cemaatle kılarsak yarı geceye kadar ibadet etmiş sevabı Sahih-i Müslim hadisinde sabittir. Sabah namazında da cemaatle kıldığımızda ki sabah namazı bu cuma sabahı olduğu için hem beraat sabahı hem cuma sabahı çok acayip bir sabahtır yarın bu sabah. Bundan dolayı bütün gece ibadet yazılır. En tembel adam bile, en gevşek adam bile bunu yapmalıdır. Yani yatsı için cemaatle kılmadan çıkmamak lazım. Yer bulamayan sırta secde eder. Ona göre ayarlarsınız. Cemaatsiz kalmayın, yatsıyı cemaatsiz kılmayın. Sabah namazına da cemaata çıkın inşallah. Ve böylece gecemiz ihya olsun, mübarek olsun. Allah'ımız Celle Celaluhu bu mübarek gece hakkında Duhan suresinde فِيَا اِفْرَقُوا كُلَّ اَمْرٍ حَك۪يمٍ. Her önemli iş o gecede fark edilir, ayrılır yani. Birbirinden ayrılır, fasledilir. Dosyalar halinde görevli meleklere teslim edilir. Buyuruyor. اَمْرَ مِنْ عِنْدِنَا. Katımızdan önemli işler. Eceller, efendim, nikahlar, hacca gidecekler, ondan sonra vesair, yağmurlar, mahsuller, bereketler veya bereketsizlikler, seller, yeller, harpler, zelzeleler. Bak neler oluyor işte şimdi, Musul'u işgal ettiler. Efendim, Allah rehinelerin kurtulmasını nasip etsin. Irak üçe bölünüyor, görüyorsunuz, göz göre göre artık efendim bizim de etrafımızı kaşıtmaya başladılar. Belliydi zaten, bağıra bağıra geliyordu bu işler.
kaç senelerdir konuşuyoruz. Etrafımız ateş çemberi, çember daralıyor. Çember bize doğru daralıyor. Yani Allah Türkiye'yi işte ulemanın, evliyanın hürmetine yaşatıyor. Ama tabii onlara da gereken saygı ve tazim yapılmazsa Türkiye'nin de başına gelecekler olabilir. Bundan dolayıdır ki Allah'a sığınıyoruz. Bu gece çok dua etmemiz lazım. Vatanımız, milletimiz, ehli sünnet ümmetimiz için. Çok. Bak Suriye'deki harp bitmedi. Mısır'dakiler, adamlar kesilecek kurban gibi bekliyor. İdam kararı çıkmış. Libya öyle. Efendim, Doğu Türkistan'dan tut Yemen'e kadar. Her yer karışık. Ya bunların hepsinin kararı bu gece. Bir daha seneye kadar kim öle, kim kala, nerede harp çıkacak, ne olacak, hepsi yazılıyor. Şimdi bu geceki dualar belaları geri çevirebilir. Çevirir, kesin çevirir. Ama kimin hakkında tutar bu? Kimin duası kabul olur? Kim burada? İşte Bursa'da yaptığımız geçen sohbette işte Berat gecesi af olmayacaklar. 22 madde bilen sayıldı. İnşallah içimizde böyle bir günahlar olmaz. Bunlara tevbe ettik. Bir tevbe istiğfar yaparız. Geçmişi silgi çekeriz inşallah. Harpten kaçmış bile olsa diyor yani Ekberul Kebair, yedi en büyük günahtan biridir. Harpten kaçmış bile olsa bir istiğfarla affedilecek istiğfar var. Ama tam pişman olacağız inşallah. Güzel bir tevbe ederiz inşallah. Bir uzun bir duası var Evliyaullah'ın. Abdülkadir Geylani Hazretlerimizin var. Diğer bazı meşayihim var, Yemen meşayihinin. O duaları da ben okurum artık, amin dersiniz. Ne yapalım, kendinize oku diyorum. Yani ki çoğunuz Arapçayı da yanlış okuyorsunuz. Beraber ederiz inşallah. Sonu güzel duayla biter inşallah. Gecede ibadetle ihya olur. İnşallah. Birkaç hadis-i şerif rivayet edelim. Raşid bin Said radıyallahu anh rivayet ediyor. Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. Bu gece hem de salavat gecesidir. Hem cuma gecesidir. Hem salavat ayet-i kerimesi. Çok büyük gece. Yani Şaban Şerif'in ortası, bütün hayırların, kemalatın, tecellilerin ortası. Bu geceki tecelli Allah-u Teala'nın zatının tecellisidir. Sıfatlarıyla, fiilleriyle olan tecelliden azamdır. Daha büyüktür. Öz zatı tecelli ediyor işte. Alabilene ne mutlu. Hiç böyle bir tecelli yok yani. Kabe-i Muazzama'ya da özel tecelli bu gecede. Senede bir kere Rabbim özel bir bakış yapıyor Kabe'ye, bir kere hususi nazarı var. Bu gecedir o nazarı daha da. Müminlerin kalpleri oraya kaynıyor. Allah bize de işte umremizi kolay etsin, kabul etsin. Hepimize de tekrar tekrar nasip etsin. İnşallah. Fî leyletin nısmî Şaban. Şaban'ın 15. gecesi. Yuhillâhu ilâ melekil mevt bi kabzı kulli nefsin yuridu kabzâ fî tilke sene. O sene canını almak istediği kim ise onların listesini Azrail aleyhisselama bildirecek. Bu gece bildiriyor. Bakalım bu seneye geldiğimize göre geçen senenin dosyasında yokmuşuz. Ama o arada kimler gitti? Şimdi bir daha seneye kadar dosyada kimler var? Allah iman selameti nasip et. İkrime radıyallahu anh büyük müfessir yine bu ayet-i kerime tefsirinde buyuruyor. Şaban'ın 15. gecesi senenin işleri muhkemleşir. Bir senelik dosya görevlilere tevdi edilir. Diriler ölüler belli edilir. Hacıların isimleri kaydedilir. Artık bu sene hacca kim gidecek, kim gidemeyecek, bir eksik bir fazla olmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem tukda'u la acal min şaban la şaban. Eceller Şaban'dan Şaban'a kesilir. Hepimizin ecelimiz. Ve hatta inne raculu leyenkihu ve yuledu lehu kad kharaca ismuhu fil mevt. İki gün evvel düğünü olan vardı. Geçen hafta düğünü olan var. Bu gece de belki de düğün yaparlar. Millet belli olmaz. Kandil, mandil. Yani kandilde de düğün olur. Olmaz diye de bir şey yok. Haram değil, mekruh değil ama ibadetle uğraşmak zamanıdır. Şimdi adam evlenir. Kiminin de çocuğu olur. Kimi bugün çocuğu olan var. Şu saatlerde doğan var, sevinen var, üzülen var, ölüsü var. İşte geleni var, gideni var. Velakin bu gece adı ölüler ve kad kharaca ismuhu fil mevt. Bu gece adı ölüler listesinde çıkar. Onun haberi olmadığı için o kalkmış horon eder. Halay çekiyor, horon ediyor. Halbuki listeye baktı Ezra aleyhisselam, onun adı var orada. Bu sene gidici. Şimdi dua etmek lazımken ne tepişiyorsun ya? Ne tepiniyorsun?
Oynayacak zaman mıdır ya? Bu gece saniyesi altınlarla alınmaz ya. Bütün borsalar alamaz yani saniyelerini bu gecenin. Aman boş geçirmeyin. Dünya kelamı yok hiç. Birbirinizi meşgul etmeyin Allah rızası için. Birbirimizi meşgul etmeyelim. Namaz, dua, zikir. Az 3.30'da bitiyor gece. Buçuğa da peki varmıyor ya. Çok kısa. Ama kısada da işini yapan yapar. İşini yapamayana 9 saat gece olsa yine tutturamayan tutturamaz. Biz isabet alacağız inşallah. Evet. Siz kim sohbetlere devam ediyorsunuz? Mevlası mahrum etmez. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evet en çok orucunun Şaban ayında olmasının hikmetinde de ne zikrediliyor? İşte ecelim geldiğinde yarınki gün orucu özellikle önemlidir. Çünkü bu gece yarınki gün oruç tutma niyet ediyor musunuz? Evet. He? Şimdiden niyet ettiyseniz yarınki gün orucuna bu geceden ne sayılıyorsunuz? Oruçlu sayılıyorsunuz. Onun için bu gece sizin eğer eceliniz, amellerimiz Mevla'ya gösteriliyor. Bir senelik ameller gösteriliyor. Kabul edecek mi, reddedecek mi? Oruca niyet ettiyseniz yarına orucunuzu acayip kabul eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi böyle. Ecel geldiyse bu sene, bu gece dosyada adınız geçer. Adınız orada çıkarken Said mi ölecek, Şakî mi ölecek? İmanlı mı gidecek, imansız mı ölecek? En büyük tehlike. Son nefes, ondan sonra da ebedi ya cennet ya cehennem. Ebedi, sonu yok. Bura bitti işte. Gidiyoruz ahirete. Ora sonsuz. Onun için yarına oruca niyet edenler için tek gün tutulur. Onu da söyleyeyim. Hani illa cumartesi eklemeniz şart değil veya bugünü tutmuş olmanız şart değildi. Çünkü hadis-i şerifte bir gün için oruç tutun buyuruluyorsa o gün özeldir. Yarın için bu emir vardır. Emir derken vacip demek değildir. Kuvvetli sünnettir. Yarın oruca niyet ettiğiniz için bu gece eceliniz geldiyse yani isminiz kayıtta bu sene ölecekler arasına geçtiyse Allah size ölürken lütfuyla muamele yapacak inşallah. O orucun hürmetine inşallah. Hasta olanlar, tutamayanlar onlar niyetleriyle sadaka verirler, hayır yaparlar ve böylece önemli meseleler bu gece karara bağlanır ve rızıklarla ilgili dosya Mikail Aleyhisselam'a teslim edilir. Ne kadar yağmur yağacak, ne kadar mahsul bitecek. Şimdi Abdullah Hoca geldi ordudan, fındık yok diyor bu sene. Öbür tarafa gidiyorsun, vurdu dolu. Öbür tarafa gidiyorsun, vurdu sel. Seralar, meralar gitti. Bunların hep dosyası kimde? Mikail Aleyhisselam'da. Bir daha seneye kadar yerden kaç ot bitecek, gökten kaç damla inecek. Hepsi hesaplı. وَمَا نُزِلُوا اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُمٍ Biz gökten ancak belli miktarla indiririz buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Belli miktar. Mevla'nın bir yağdırıyor bir yere, kimse damlasını, tonunu, tonajını ölçemiyor. Bir yere. Bütün dünyaya yağacak. Bir sene. Hepsinin ölçüsü belli mi? Belli. Mevla hesapsız iş yapmaz. Hesap, hesap, hesap. اَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ Güneş hesapla, ay hesapla, felekler, melekler. Bir tek hesapsız biz. Ayarımız kaçmış. Yatacak zamanda kalkarız. Kalkacak zamanda yatarız. Yiyecek zamanda dururuz. İftar edecek zamanda efendim etmeyiz. Oruç tutacak zamanda yeriz. İnsanın ayarı kaçmış. Harplerle ilgili dosya Cebrail Aleyhisselam'a. Allah'ın bu mübarek gece hürmet. Vatanımızı, İslam vatanlarını, ehli sünnet vel cemaat menzillerini, konaklarını, evlerini, ocaklarını Allah harplerden uzak eylesin. Amin. Ya Rabbi bu gece çok dua edelim. Önümüzdeki şey karışık. Önümüzdeki birkaç ay karışık. Seçim, ondan sonra genel seçim, seçime endeksli. Orayı karıştırıyorlar, burayı karıştırıyorlar. İçeriği, dışarıyı. Yani bütün oyun neyin üzerinde dönüyor? Ehli sünnetin üzerinde dönüyor. Sorun ehli sünnette. Ehl-i sünnete zarar gelsin diye gavurlar birleşmiş. Şia ile de birleşmişler. Ya Allah. Adam geldi bak İran Cumhurbaşkanı adam Esed'i tebrik ediyor ya. Utanmak lazım ya. Kafandaki sarıktan da utanmıyorsun. Çenendeki sakaldan da utanmıyorsun. Sarık sakal adamı adam etse onu adam ederdi işte. Ya nasıl tebrik edersin bu kadar kadının ırzına geçiren,
Bu kadar insanları yakan cayır cayır 3-4 seneye gidiyor. Bütün milleti öldürdü kesti bu zalim sen. Zerre kadar imanı olan bunu tebrik eder mi ya? İşte ona ortaktır. Bütün yaptıklarına ortaktır. Ayet hadis böyle natıktır. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ehli sünnetin ehli sünnetten gayrı dostu yoktur. Bizim yolumuz ehli sünnet yoludur. Venne ala sıratı müstakimen. Benim yolum dosdoğru budur. Fettebi'u siz bu yola uyun. Diğer sapık mezhepleri bırakın. Ve la tettebi'u sübül. Yollara uymayın. Yani onu söylemiyor. Yahudi Hristiyanı demiyor burada. O yollar 72 fırka. Mutezile, Cebriye, Kaderiye. Kader yok diyenler. İşte Mustafa İslamoğlu kafaları. Hayrettin Karaman gibi Muaviye'yi sevmem kafaları, sahabeyi sevmeyenler vesaire vesaire vesaire. İçimizdekilere bakalım biz şimdi. İçimizdekilere. Bunları yüzünden bize de bela geliyor. Allah bunları ayıklasın içimizden. Allah bizi safkan ehli sünnete çevirsin. Amin. Yollara uydurmasın. Amin. Yoldan ayırmasın. Amin. Amin işte bak bu geceki aminler tutar. Bu geceki tecelli ağır bu gece. Taşıyamaz herkes bu gece tecelli. Bak gecenin 1/3'ünden sonra başlayacak tecelli başladı şimdi. Fark var. Berat gecesinin farkı var. İnne Allah Teala yenzilu fiha li gurubi şemsi ile semaid dünya. Tirmizi hadisinde. Güneş batar batmaz işte daha 1 saat oldu şimdi. Ezan okunalım. Güneş batar batmaz Mevla'nın tecellisi en yakın semadan gelir. 7 kat semadan değil en yakın semadan bize yağmaya başlıyor. Güneş batar batmaz. Bu başka gecelerde ne zaman başlıyor? Ta 1'den 2'den sonra başlıyor. 1'de başlıyor diyelim 2'ye doğru. Bu gece ne zaman başlıyor? Başladı. Şu anda seher vakti hükmünde. Şu anda eftal vakit hükmünde. %100 kabul edilen saat hükmünde. Bütün gece öyle şimdi. Böyle bir gece var mı ya? Hadis-i şerif de Tirmizi de geçiyor yani. Zelzeleler, yıldırımlar, yer çöküntüleri, hasifler, mesihler falan. Kulların amellerini zapt eden evrak. Bir de 1 sene biz ne yapacağız? Mevla şimdiden biliyor mu? He? Biliyor. Ama melekler sağa sola kayda geçiyor mu? Geçmiyor. Ne zaman? Günü gelince, yapınca geçiyor. Ama 1 senelik yapacağın şimdiden belli mi? İyilik isteyelim Allah iyiliğe muvaffak etsin. 1. kat semanın görevlisi meleğin adı nedir? İsmail aleyhisselamdır. Peygamber olan değil. Bu meleğin adı İsmail'dir. O meleğe o dosya veriliyor. Hastalıklar ve ölümlerle ilgili kayıtlar Azrail aleyhisselama ölüm meleğine teslim ediliyor. Allah Teala Hazretleri onu bize en güzel surette irsal eylese. Amin. İman müjdesiyle Beşairul Hayrat dedik size. Geçen hafta dedik sonra kitap bulunmamış biraz. Bilmiyorum ne ettiler matbaada geciktirmişler falan. Var diyorlar şimdi inşallah var. Beşairul Hayrat. Ne anlattık size geçen? Ölüm meleğin geliyor. Ölüm anında 2 melek geliyor. Kelime-i şehadeti telkin ediyor. Şeytanı kovuyor. Neler neler ne müjdeler. Bu salavatlar. 30 tane salavat-ı şerifi 5 dakikada okunur ya. 5 dakikada okunur. Müjdeler. Bu son çıkan kitap. Beşairul Hayrat. Hayırlı müjdeler olsun. Allah Teala bu gecemizde bize lütfu keremiyle muamele buyursun. Amin. Şimdi efendim Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerif İbn-i Mace'de var. Tirmizi dedim belki o Tirmizi'de var. Ben Tirmizi'de de biliyorum ama burada İbn-i Mace kaydetmişim. Beyhaki kaydetmişim. İnanana İbn-i Mace'de yeter. İnanmayana Kur'an bile yetmez. Cehennem yeter. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Zekanet leyletü nusfü min Şaban'e. Şaban'ın 15. gecesi olduğu zaman yani bu gece. Fekûmû leylâ. Geceyi namazla ayakta geçirin. Kıyam. Namazın fazla işte onun için 100 rekat meselesi var. Veya diğer namazlarda olsa kazası olan kazaya ağırlık verse kıyam yani namazda geçirin. Ve sumu yevva gündüzünü oruçlu geçirin. Fe innallah tebarek yenzilu fiyâ li gurubi şemsi ile semaat dünya. Mevla tebarek ve teala. Güneş batar batmaz 1. kat semaya rahmetini indirir. Şu anda özel bir rahmet tecelli 1. kata indi. فَيَقُولَ لَا مِنْ مُسْتَغْفِرُ فَاَغْفِرَ لَهُ Bağışlanmak isteyen var mı affedeceğim? Şu anda diyor bunu. Ya Rabbi bağışlanmak istiyoruz ya Rabbel Alemin. Bak şu anda seher vaktindeki nida başladı. Güneş battığı için
Onun için saat beklemeye lüzum yok. Her zaman istiğfar olur ama şu an seher vaktidir. Vel müstakfirine bile sehar, seherlerde hafif isteyenler. Önemi var seherin. E şimdi seher vakti gibi var mı hafif isteyen affedici? Şimdi o büyük Allah'tan hafif isteyeceğiz. Ondan başka ilah yok. Gerçek hayat ona ait. Gerçek yönetici o. Ona tevbe edeceğiz. Geçmiş günahlardan hep pişman olduk. Hiç kar etmedik, hep zarar ettik. Dönüş yapacağız. Buyurun. Cemî hatalarımızdan. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh. Dönüyorum sana ya Rabbi. Af istiyorum ya Rabbi. O da şimdi buyuruyor ki af isteyen var mı? Denk geldi mi? Getirmek meselesi. Bütün küçük büyük ne günahlarımız varsa. Cemî hatalarımızdan. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Cemî'i hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Bunu bir kere daha okusa Ebu Davud hadisinde bir kere de yetiyor. Diğer Tirmizi'de falan 3 kere şartı var. Biz 3 yaptık. Sağlam olsun. Gufira lehu zunubu kulla, bütün günahları bağışlanır. Acaba şimdi küçük günahlar mı kastediliyor? Ve in kâne kad ferra minezzâhû. 5 vakit namaz bile büyük günah affettiremiyor. Küçükleri affettiriyor. Hac bile büyük günah affettiremiyor. Allah Allah. Hadis-i şerif var. Ama bu istiğfara ne konmuş? Şu zikre bak ya. Vele zikrullahi ekber. Allah'ın zikri her şeyden büyük. Bunda da diyor ki ve inkâne kad ferra minezzâhû. En büyük 7 günahtan biri harpten kaçmak. Onun için en büyüğünü söylüyor. Harpten kaçmış olsa bile, yani gavurluktan sonra o gelir diyelim. Harpten kaçmış olsa bile bağışlandı gitti. Nasıl bir şey bu ya? Bu yatarken de var Tirmizi hadisinde 3 kere okunursa. Yatarız kalkamayız. Defteri kapatmak lazım. Temiz gitmek lazım dosyayı inşallah. Bütün mesele şuur. Allah var Celle Celal. Onun gözetimi altındayız. Devamlı af istemek lazım. Elâmi müsterzıkın ferzuka. Rızık isteyen var mı? Vereceğim. Rızkı bu gece yazıyor. Bir sene canın çıkacak para kazanmak için. Gel bu gece dua edelim. Bir sene işleri kolay edelim. Bu gece yatıp aşağı rızık istemezsek ondan sonra kayadan şey koparır gibi canımız çıkar. Rızık isteyelim. Nasıl isteyelim? Şimdi ne anlattım size? Kitapta da söyledim, dergide de söyledim. Derginin 74. sayfası. Lale Gül'ün. Hepinizde var. Ya da ortalıkta var yani. Alırsınız. 74. sayfasında. Burada da kitapta da duasının sayfasını bakarız. Bilen varsa ezberden söylesin. Şaban kitabından. Burada ne yapacağız? 6 rekat namaz kılacağız. 2 rekat, her rekatta 6 kulü Allah. Ondan sonra bir Yasin-i Şerif okuyacağız. İlk işimiz bu olsun. Yatsıdan sonra. Bu Yasin-i Şerif ne niyetle okuyacağız? Efendim, ömrümüze bereket. İnşallah ecelimiz bu gece yazılmaz. İlk iş bunu yapalım. Bir daha seneye kalırız inşallah. Niye? Yaşamakta fayda var. İyiysek iyiliği artırırız. Kötüysek tevbe imkanı buluruz. Fırsat kazanırız. Birincisi ömrümüze bereket gelsin. Hayırla yaşayalım. Ondan kalkacağız. 2 rekat daha kılacağız. Her rekatta 6 kulü Allah'a had. Namaz bitti Yasin Şerif. Ne niyetle okuyacağız? Rızık bolluğu için okuyacağız. Yasin ne niyetle okunursa hele bu gece bitti. Ya bir Yasin Şerif ne demek biliyor musun? 10 kere Kur'an-ı Hatim sevabı var. 10 kere hatim. Bir Yasin. Hep af olur. Kalkacağız tekrar 2 rekat kılacağız. 6 kulü Allah'a okuyacağız. Namazı bitireceğiz bir Yasin Şerif daha. Niyet tutacağız. Yasin lima kuryetlehu. Ne niyetle okursan. Zemzem lima şurubele. Ne niyetle? İçersin. Ebu Yazza lima kusudele. Bir de Ebu Yazza diye bir evliya var. Mağrib'de Fas, Merakeş tarafında. O da ne niyetle ziyaret edersen. Böyle 3 tane mesele var. İkisi hadistir. Birisi evliyaullah'ın sözüdür. Hadis değil. Sonuncusu hadis değil. Şimdi efendim Yasin Şerif okursun. Ne niyetle? Bir sene gelecek belalar gitsin, defolsun, üzerimden kalksın, savuşsun.
Sevdiklerini de katarsın, bilmiyorum. Hele bir kendini kurtar bakalım. Ondan sonra onlara da dua edersin. Üzerine bela gelirken kaza kader çıkmış yola, senin de bu Yasin'in çıktı yola. Ve inne dua vel bela le'atelican le'amri kıyame. Hemen o dua kapıyor. Paratonel nasıl yıldırımı kapıyor? Kapıyor ve onu senin başına kıyamete kadar indirmiyor. Bitti, o bela kalktı senden. Halbuki geliyordu, yoldaydı. Dua kaptı onu, kaptı. Füze kaparlar var ya. Dua kapar. Bu Tirmizi hadisinde de geçer. Efendim, bu dua nedir? Bu duayı da 10 kere okuyoruz. Derginin 74. sayfasında, kitabı demediniz. 195. Kaç? 195'miş. Şaban Şerif kitabı olanlar evlerinde, yanlarında dergi olmaz, kitap olur. Yani kitap olmaz, dergi olur. Neyse. Mühim olan amel edilmesi. Bu gece, bu gece. Yarına kalmaz bu iş. Bu gece oldu, oldu. Olmadı, yandı. 10 kere de o dua okunuyor. O duanın manasını geçen Bursa sohbetine detaylı verdim. Tercümesi de dergide her yerde yazıyor. Maksat nedir? Ya Rabbi, bu geceki en büyük tecelli hürmetine, 15. gecedeki zat tecellisi hürmetine beni ezelde kötü, şakî, imansız ölecek, mahrum, rızkıdar, bela musibet başından kalkmayan bir adam olarak yazdıysan bile, sen buyuruyorsun ki Allah yemhullah maşa ve isbit, Allah dilediğini siler, dilediğini tutar. Fazl-ı kereminle bu gecede rızkımın darlığını kaldır, bedbahtlığımı kaldır, mahrumiyetimi kaldır diye dua ediyoruz. Yok eğer ya Rabbi beni katında hayırlı yazdıysan orada sabit kıl, şerli yazdıysan oradan sil, hayırlılar arasına, hayırlara muvaffak, rızkı bol ve imanlı ölecek dostların defterine ilhak eyle. Amin. Amin diyorsun. 10 kere okunuyor bu dua. Arapçası da var, Türkçesi de yazılmış. Bu gecenin şeyi Evliyaullah'ın İmam Murtaza Zebidi ve sair Evliyaullah, meşayih bunu tecrübe etmişler ve denemişler. Bunu yapan bela bulmayacak inşallah. He? Bela gelir bazı kere ama zarar vermez inşallah. Gelse de ne yapmaz? Zarar vermez. İmanımızı almaz. Efendim, bazı musibetler geliyor hepimize. Ama biz vazifemizi yapalım. Duamız bulunsun. Belalara karşı dualarımız hazırda, siperi sahika paratonel vazifesi görecek şekilde füze kaparlarımız ne olsun? Kenarımızda bulunsun. Duamız olmasa Allah bize 5 paralık itibar etmez. Ona yalvarıyoruz diye bizi seviyor. Kurban olduğum yalvarılmasını istiyor. Vermeyi seviyor çünkü. Herkes istenince kızıyor, o istenmeyince kızıyor. E şimdi bu gece dua etmeyen, bana bir sene ne yaparsan yap umurumda değil der gibi bir hareket sergiler. Bu çok yanlış olur. Ela min müptelen, başına bir bela gelmiş olan var mı içinizde? Hastalık, musibet, şer, borç vesaire. Fe'afiyo, afiyet vereceğim. Ya Rabbi afiyet istiyoruz ya. Dinimiz hakkında afiyet ver. Dünyamız hakkında afiyet ver. Ailemiz hakkında afiyet ver. Malımız hakkında afiyet ver. Vatanımız hakkında afiyet ver. İslam vatanları hakkında afiyet ver. Sevdiklerimize afiyet ver. Ehli sünnete afiyet ver. Belaları kaldır ya Rabbel Alemin. Amin ya Rabbel Alemin. Ya afiyetten daha üstün bir şey dünya ahiret istenmemiştir. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Kadir gecesine de rastlasam, Berat gecesine de rastlasam, tek bir şey istesem afiyet isterim buyuruyor Ayşe annemiz radıyallahu teala. Ela keza ela keza hatta yatlu'al fecru, imsak olana kadar şunu isteyen yok mu, bunu isteyen yok mu, bu nida devam edecek, hiç kesilmeyecek. Felâselü hadün illâ utiye, kime ne ve isterse mutlaka verilecek. Ancak şirk koşan, ancak tenasülü zuyla zina yapan, ancak içki içmeye devam eden, ancak ana babasına isyan eden, ancak heykel tıraşlık yapan, yani canlı sureti çizen, kazıyan, yani resim çizen değil de kazıyan heykel vesaire vesaire, onları Allah bizi o günahlardan muhafaza eylesin. Amin. Tamam şimdi inşallah. Evet. Ayşe annemiz buyurdu radıyallahu teala anha, bir Şaban'ın 15. gecesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle beraber bir pikenin altında yatıyorduk. Onun altından sıyrıldı gitti.
Ben düşündüm belki diğer hanımlarından birine mi gitti? Evde arıyorum. Evde ne kadar? 3 metre mi? 2 metre? 4 metre? Ev. Bizim gibi evleri yok. Evde arıyorum yani. Işık yok ya. Işık yok diye tabii nerede acaba? Baktım ayağım ayaklarına değdi. Ayağım ayaklarına değdi. Kendisi secde değil. Bu Hanefi mezhebin delilidir. Hanımına değersen abdest bozulur mu Hanefi'de? İşte. Efendimiz secdedeydi. Bozulsaydı namazı bırakması gerekirdi. Anladın mı? Hanefi'nin çok delilleri var, sen merak etme. Ondan sonra efendim orada dualar etti. O dualarında sallallahu aleyhi ve sellem bu dualar önümüzdeki sayfelerde geliyor. Arapçaları var. Ya Rabbi işte çok günahkarım. Allah Allah. Bu elimle ne suçlar işledim diyor. Allah Allah. Secedeleke sevadi, karaltım sana secde etti. Ve amenevke fadi, gönlüm sana iman etti. Fadi yedi ve maceneyti ve ala nefsi. İşte bu elimle ne suçlar işledim, senin huzuruna geldim. Ya azim urcali külle azim. En büyük günahları affetmek için ümit edilen büyük Allah. Ya azim ey büyük Allah. İğfiriden bel azim. Büyük günahları bağışla. Bunları artık secdede yapmak için ezbere bilmek lazım. Siz de bu kadar ezberi şimdi tutturamazsınız. Türkçede secdede okunmaz. Namazdan sonra yaparsınız. Namazdan selam verince namaz aralığında yaparsınız. Bu sünnettir bu gece bu dua. Çok da kısa yani uzun değil. 3-4 satır bir duadır. Efendim burada ilerideki sayfelerde bu duaların sayfaları gelecek. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı. İki secde arasındaki dua yaptı. Bir daha secdeye vardı. İkinci secdede dualar yaptı. Dedim ya Resulallah. Sen ne vadidesin ben ne vadideyim. Sen Allah'la berabersin. Ben de kıskançlık şeyine girdim yani. Nereye gitti, nereye geldi? Ey Hümeyra! Emâ te'alemine nâdî leyletü nusmî Şaban. Bilmiyor musun bu gece Şaban'ın 15'idir? Allah! İnnellâ fiyâdî leyletü utekâ minen nâr bi kaderi şârikanem kelp. Araplarda en çok koyunu olan kelp kabilesi. Dağları aşmış koyunlar. Her yer koyun dolu. Kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısınca bu gece cehennemden beraat alacaklar var. Dedim ya Resulallah niye kelp kabilesi? Dedi Araplarda onlardan fazla koyunu olan yok. Ama içkiye devam eden, ana babasının meşru isteklerine karşı gelen, zinaya devam eden, Müslümanlarla ilişkiyi kesen, söz taşıyan bazı şeyler saydı. Onlara burada beraat yok. Daha birçok hadis-i şerifler evvelce okudum size. Ben bazı duaları duydum sizden. Bugüne kadar duymamıştım. Ezberledin mi? Ezberledim. Teallemînne ve allimînne. İyi ezberle, iyi belle. Onları millete öğret. Fe inne Cibril aleyhisselam emrani en ezkurunu ureddiddeunu füssücûd. Secdede tekrar etmemi Cibril bana emretti. O duaları sayfa veririm birazdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar ayakta oturarak kıldı. Ayakları şişti. Ödem su topladı. Devamlı ayakta çok dururdu da. Ben de ayaklarını ovmaya başladım. Dedim anam babam sana feda olsun. Canını çok yoruyorsun. Geçmişin geleceğin bağışlanmadı mı? Senin bir günahın yok ki. Allah sana böyle iyilik etmedim. Allah seni en yüksek makamlara çıkartmadım. Ey Ayşe, doğru söylüyorsun. Efelâkün abden şekûrâ. Allah'ın bana yaptığı iyilik kimseye yapılmamış. O zaman en çok şükrü benim yapmam lazım değil midir? İşte mesele bu yani. Bu gece nedir bilir misin? Fiyâ yüktebü kullu mevlûd min beni âdem. Fiyâ değil sene. Bu sene doğacak bütün çocuklar bu gece yazılır. Bu sene ölecek bütün cenazelerin atları bu gece yazılır. Ameller bu gece bir senelik ameller Mevla'nın huzuruna yükseltilir. Ve bu sene bir senelik rızıkların kaderi iner. Bir sene yiyeceğin, içeceğin, kazanacağın bu sene, bu gece iner. Dedim ya Resulallah. Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez mi? Dedi. Mâ min ahadin yedhulul cennete illâ bi rahmetillah. Kimsenin ameli cenneti kazanmasına yetmez. Allah acımasa kimse cennete giremez. Sen de mi? Elini başına koydu. Ben de. İllâ en yetegammedeni Allahu minu bi rahmet. Allah bana da acıyacak da beni cennete koyacak. Kainatın efendisi bile amelim yetmez diyor. Bizim o zaman amellerimiz cennete girmek için değil. Biz rızayı kazanmak için gayret edelim. Mevla razı olduğu kuluna cennetten başka bir yer zaten vermez. Anladınız mı?
Biz rızasını kazanalım, vazifemizi yapanlardan olalım. Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Erba'u leyalin leyalihinne ke eyyaminne ve eyyamunneke leyalihinne. Şimdi biz üzüldük. Gece kısa. Bak müjde geldi. Dört gece var, gündüzü gecesi gibi, gecesi gündüzü gibi. Allah Teala onlarda yapılan duaları kabul eder. Canları cehennemden azat eder. Bol mükafatlar lütfeder. Kadir gecesi ve sabahı. Gündüz akşama kadar. Berat gecesi bu gece ve sabahı. Yani yarın güneş batana kadar. Vaktimiz çok arttı ya. Dua vakti. Ama siz yine geceye önem verin. Arefe gecesi, hangi arefe bu? Kurban Bayramı'nda arefe gecesi. Ve sabahı. Cuma gecesi ve sabahı. Çift dikiş oldu. Dörtten ikisi burada. Beraat ve cuma gecesi. Her sene bir araya gelmez. Bir daha seneler hep bu araya gelmez. Yarın Allah'ın izniyle af olmayan, bu gece af olmayan daha ne zaman af olacak ya? Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh rivayet etti hadis-i şerif. Beş geceyi ibadetle geçirene ve cebet leul cennet. Cennet kesinleşir. Senede beş gecedir. Biri de hangisi? Bu gece beraat gecesi. Ebu Muhammed el-Bahili radıyallahu anh. Radıyallahu anh hadisinde Resulullah buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hamsü leyalin la turaddu binned da'am. Senede beş gece var. Dua asla geri çevrilmez. Birisi beraat gecesi. Amr ibn-i Osman el-Mikesir hadisi. Radıyallahu teala. 104. sayfada kitapta yarım sayfa kaynak söylemişim. Yarım sayfa. Yani adamlar bunları görmüyor mu ya? Bu kadar ulema bunu kabul etmiş. Men kâme leylete nisfı şaban ve leyletel id. En büyük korkumuz ölüm paniğinde, Azrail Aleyhisselam geldiğinde imanımız kaybolur mu? Şuurumuz kaybolur mu? Hani dünyadan şuurumuz kapalı olsa bile ahiret tarafında şuurumuz ne olur? Çok tehlike. Söz veriyor. Senede iki bayram gecesini, bir de beraat gecesini. İki bayram hakkında İbn-i Mace'de ayrı hadis var. Bu hadiste de beraatı ekledi. Yani en fazla senede üç gece. İbadetle geçiren kalplerin öldüğü günde onun kalbi paniklemeyecek. Ölürken kalbi ölmeyecek. Bedeni ölüyor, kalbi ölmüyor. Ne demek kalbi ölmüyor? Ebedi diri. Şehitlerle beraber. Ve son nefeste mutlaka iman nasip olacak. Ve Allah şeytanı başımızdan kovacak. Bu gecenin ibadeti böylecedir. Evet. Bu usta hadis-i şerifler çok, rivayetler çok. Efendim ben size hangisini beyan edeyim. Allah Teala senede dört gecede Ayşe annemiz rivayet ediyor hadis-i şerifte bütün hayır kapılarını açar. Dört gece kapıların tüm ardına kadar hayırlar yağıyor. Bunların birisi de beraat gecesidir. Böyle bir geceye kavuşmuş bulunuyoruz elhamdülillah. Ebu Hureyre hadisinde Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril bana Şaban'ın 15. gecesi geldi. 13. gece geldi. Şefaat hakkı istedim. Ümmetin üçte birine şefaat izni al. 14. gece geldi. Dünkü gece. Şefaat izni istedim. Ümmet perişan, ahirette ben kurtarabileyim. Ümmetin üçte ikisine. Beraat gecesi 15. gece. Bütün ümmete şefaat etme yetkisi aldım. Ancak Allah'a karşı aksi katır gibi direnenler müstesna. Adam af olmamak için mücadele veriyor. Ya gel Allah seni affetsin diyorsun. Benim Allah'ın affına ihtiyacım yok. Zındık ya. Böyle insanlar var mı? Hepimizin duaya ihtiyacımız var mı? Aldı tesbihimi. Sakallarımı kestiler o zaman. 28 Şubat'ta abi işte. Yahu sakallarımı koydum şeye de işte. Köye mezarıma koyduracağım ki efendim sakallarım. Atın dedi şu sakalları falan. Yüzbaşı mıydı, onbaşı mıydı, ne başıysa işte. Atın dedi şu sakallarını falan çepe. Ya dedim, ta bandırmaya gönderiyorlar beni. 16 saatte gittik. Kelepçeyi bir sıkmış, elim böyle. Yanıma da bağlamış bir adam lan. Tuvalete gideceğim çözmüyor ya. İkiniz bir gidin diyor. Böyle zındıklar var ya. Neler çektik bu memlekette. Ondan sonra. Ya dedim tesbihimi ver de dedim uzun yol. Sana da dua ederim. Benim duaya ihtiyacım yok. Allah yine ıslah etsin. Allah yine hidayet etsin. Biz şimdi ona beddua etsek karımız var mı? Yok arkadaşlar. Allah onlara da ıslah etsin.
Yani ne yapalım? Allah'a karşı aksi katır gibi direnenler af olmaz arkadaş. Biraz da af iste de ha. Ya af istemiyor musun diyor Mevla bu gece. Adam diyor ki ne affı ya, benim ne günahım var ki, ben zaten cennet kuşuyum. Rahatsız psikolojik hasta ya. Ya belki Allah delilikten belki yırtar. Onu bilmiyorum. Saçma bir görüş. Dedi 15. gece gel. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İrfa rasek ile sema. Başını semaya kaldır. Dedim bu ne gecedir ya? Ey Cibril, ilk yani Berat gecesi öğretiliyor o zaman. Buyurdu ki yeftahullah subhanahu ve teala metbab min babra. Allah bu gece 300 rahmet kapısını açtı. 300 rahmet. Ya bir tane de bize bir rahmet gelmez mi ya? Gavur muyuz?